Ve GT Haber'den bu sabahlar gündemin ayrıntılarıyla karşınızdayız. Ayrıntılara birazdan geçeceğiz ama öncesinde bültenimizden öne çıkacak haberleri, bültenimizde az sonra sizlerle paylaşacağımız haberlere dair başlıkları aktaralım. Sevgili seyirciler, Türkiye Hakkari'de mühimmat deposunun patlamasıyla şehit olan 4 askerini daha gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurladı. Evet, alev patlamaları tetikledi. Bu sözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait. Hulusi Akar bölgede incelemelerde bulundu ve dış etken söz konusu değil dedi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. İkinci 100 günlük eylem planında peki neler olacak? Haberimizde birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet, seçimlere malum sayılı günler kaldı. Takvim işlemeye devam ediyor. Bu arada AK Parti'de de hummalı bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başvuru süresi 4 gün daha uzatıldı. Evet, partilerde hummalı bir çalışma var dedik. İyi Parti ve CHP'de de hareketlilik var. Muhalefet yerel seçimler için ittifak arayışına girdi. İyi Parti ve CHP genel başkanlarının bir araya gelmesi bekleniyor. O konuya ilişkin ayrıntıları da sizlerle paylaşacağız. Evet, CHP'de bu arada Öztürk Yılmaz gerginliği halen devam ediyor. Öztürk Yılmaz ikinci kez parti disiplin kuruluna sevk edildi. Peki ama neden? İşte ayrıntıları birazdan haberimizde sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Evet, 52 terörist daha etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiğimiz teröristlere geçit vermiyor. Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlarda toplamda 52 terörist daha etkisiz hale getirildi. Evet, örgüt içi evlilikler TikTok'tan yapıldı. Evet, FETÖ'nün bir başka oyunu daha ortaya çıktı. Baylok kullandıkları tespit edilmişti daha önce FETÖ üyelerinin. Sonrasında tespit edilen bir diğer programsa TikTok uygulaması olarak belirlendi ve örgüt içi evlenmelerin bu uygulama üzerinden görüşmelerin, tanışmaların vesairelerin bu program üzerinden yapıldığı belirtildi. O konunun da ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet, boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. 2 Ekim'de kaybolmuştu Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi ve Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında öldürüldüğü ortaya çıktı. Ve Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin son sözlerinin de boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın olduğu belirlendi. Evet, yangınlarda 31 kişi hayatını kaybetti ancak bu rakam giderek yükseliyor. Son gelen bilgilerle bu rakam 42'ye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevler içinde bir yandan söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan kayıplara ulaşılmaya çalışılıyor. Yangına ilişkin son bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Evet, 19 yıl geçti üzerinden ama tragedide yazdığı gibi acılar hala taze. Düzce ve Bolu depreminde hayatını yitirenler gözyaşlarıyla bir kez daha anıldı. Türkiye şehitlerine ağladı sevgili seyirciler. Hakkari Şemdinli'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu. 4'ü yine gözyaşları ve dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya ve İstanbul. 4 il şehitlerine veda etti. Binler cenazeleri akın etti. Askerinin cenazesine katılamayan bir komutan, şehidin cenazesini görüntülü telefonla canlı izledi.
Acı haber Hakkari'nin Şendilli ilçesinden gelmişti. Mühimmat deposundaki patlamada 7 asker şehit oldu. 4 asker daha ebediyete uğurlandı. Topçu çavuş Mehmet Kaşık henüz 25 yaşındaydı. Anne Meryem Kaşık tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit annesi söz verdiği gibi ağlamadı ama feryadını duyanları gözyaşlarına boğdu. Şehit ateşi Gaziantep'i de yaktı. Dualar ve gözyaşları topçu er Samet Kaymakçı içindi. Şehit babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Şehit Kaymakçı'nın silah arkadaşları cenaze törenine katılamadı. Ama yine de yalnız bırakmadılar. Komutanı cenaze törenine kendi babasını gönderdi. Babasının görüntülü aramasıyla töreni canlı izledi. Hakkari'de şehadet şerbetini yudumlayan askerlerden biri de Yusuf Önder. Antalya'da vatan toprağına emanet edildi. İstanbul'da gözyaşları şehit Melih Sancar için aktı. Cenaze töreni Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlendi. Tekbirlerle sonsuzluğa uğurlandı. Mersin'de Şırnak şehidinin acısı vardı. Bombalı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ömer Doğan gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Sevgili seyirciler, sıcak bir bilgiyi hemen sizlerle paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim olmuş durumda ve bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Ölü sayısı 42'ye yükseldi ve bölgede kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Dumandan göz gözü görmez oldu. Kaliforniya eyaletinde gökyüzü devasa büyüklükteki duman bulutlarıyla kaplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya. NASA eyaletin kuzeyindeki ve güneyindeki yangınların uydu fotoğrafını da yayınladı ve felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. İtfaiyeciler yerleşim yerlerinin alevler içinde kalmasını engelleyemedi ve her yer küle döndü. Yüzlerce insan tahliye edildi. Kasabalar alevler içinde kaldı ve milyon dolarlık evler de kül oldu. Yangında çok sayıda ünlü ismin de evinin yandığı belirtiliyor. Oyuncu Gerard Butler yanan evini sosyal medyada paylaştı. Kaliforniya tarihinin en ölümcül yangınında ölü sayısı da giderek artıyor. Son gelen rakamlarda yangında ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği ifade edildi. Hiçbir dış etken söz konusu değil. Bu sözler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait sevgili seyirciler. Hulusi Akar, mühimmat deposunda meydana gelen patlama üzerine bölgede incelemelerde bulundu ve incelemeler sonrasında hiçbir dış etkenin etkili olmadığını patlamada ifade etti. İşte ayrıntılı. Hakkari'de acı bir haber geldi. Süngütepe üst bölgesinde top atışı yapıldığı esnada mühimmat infilak etti. 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Acı olay yürekleri dağladı. Kazanın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazayla ilgili konuştu. İncelemeler sonucunda ulaşılan ilk bulguyu paylaştı. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir. Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hakkari ve Şırnak gazilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Onlar vatan uğruna canlarını hiçe saydılar, gazi oldular.
yine de vatanı korumak için daima hazırlar. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Daima hazır. Kimi kolundan, kimi bacağından yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hakkari'nin Ortaklar Köyü üst bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun. Ben ne yapacağım? Sağ olun. Bekçi uygulaması bir süredir yeniden hayatımıza, geçmiş yıllarda hayatımızdaydı evet ve tekrar hayatımıza girdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha eklendi. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına çeşitli ünvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi. Sevgili seyirciler, ikinci 100 günlük eylem planı merakla bekleniyor. İşte o eylem planını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta açıklaması bekleniyor. O milyonların umutuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeli 6 ay oldu. Yeni sistemin ilk 100 günlük eylem programı 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. Bu eylem planında yerel seçimlere dönük projelere ağırlık verilecek. Özellikle İstanbul ve Ankara'ya yönelik projelere ağırlık verilecek. İkinci eylem planı daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun görev alanına giren kısa vadeli, aciliyetli olan hedeflerden oluşacak. Kentsel dönüşüm projelerimize biz bu dönemde hız veriyoruz. Biz söz verdik mi yaparız. Erdoğan çalışmaları tamamlamak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak. Seçim takvimi işliyor malum ve partilerin hummalı çalışması devam ediyor. Şu AK Parti'de de o hummalı çalışma sürüyor sevgili seyirciler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aday başvuru süresi 4 gün daha uzatıldı. 5 Kasım'da başladı, 12 Kasım'da başvurular sona erecekti. AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 16 Kasım Cuma günü saat 17'ye kadar uzatıldı. Kararı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yazılı açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu. Yüzlerce aday adayı ise başvurunun son günü diye AK Parti Genel Merkezi'ne akın etti. Aday adayları yapacakları projelerden bahsetti. İnsan üzerinde yoğunlaştık. Öncelikle insanlarımızı kucaklamamız gerekiyor. AK Parti'de aday tespit çalışmaları ise devam ediyor. 3 büyükşehir için kim aday olacak? AK Parti'de İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi ağırlık kazandı. Başkent kulislerinde konuşulanlara göre Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekil'in ismi öne çıkıyor. Özasekil'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın isimleri de adaylık için geçiyor. İzmir içinse Ege İhracatçılar Meclisi eski Başkan Vekili Mahmut Özgener ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nüket Hotar'ın da isimleri konuşuluyor. AK Parti'nin Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da ise Menderes Türel'de yola devam edeceği ifade ediliyor. CHP ve İyi Parti'nin Ankara'dan aday göstermek için yarıştığı isim Mansur Yavaş'tan sonunda bir açıklama geldi ve Yavaş bakın ne söyledi. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Hangi partiden aday olacağını açıklaması beklenirken Mansur Yavaş bu açıklamayı yaptı. Mansur Yavaş'ın adı hem CHP hem de İyi Parti ile anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor.
Ancak CHP'nin içinde Mansur Yavaş ismine tepki gösteren gruplar da var. Hoş geldin Sayın Başkanım. Hangi partiden aday olacağı merakla beklenen Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 24 yıldır Ankara'nın kazanılamadığını hatırlatan Mansur Yavaş şu yazıyı paylaştı. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşıyla bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur. Açıklamada en dikkat çekici nokta ise rozetsiz yönetim vurgusu oldu. Yavaş 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olmuş ancak parti rozeti takmamıştı. Kulislere göre Yavaş hangi rozeti takarsa taksın diğer partilerin de kendisini desteklemesini istiyor. Yavaş'ın açıklamasının ardından CHP ve İyi Parti cephelerinden açıklamalar geldi. İyi Parti lideri Meral Akşener, Yavaş'ı daha önce de aday göstermek istediklerini hatırlattı. Akşener, adaylarımız seçildikten sonra parti rozetlerini çıkartacaklardır açıklamasında bulundu. İyi Parti lideri Yavaş'ın görüşünü de saygıyla karşıladığını belirtti. Yavaş'ın sözleri CHP parti sözcüsü Faik Özrak'a da soruldu. Özrak temkinliydi. Bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerin söyledikleri, konuştukları ya da isimlerle ilgili olarak benim herhangi bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sonuç itibariyle bu isimler parti meclisimizde değerlendirilecektir. Ona göre de karar verilecektir. Muhalefette yerel seçimler için ittifak arayışı içinde. Bu kapsamda CHP ve İYİ Parti genel başkanları bir araya gelecek. Muhalefet yerelde ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 13 Kasım Salı akşamı bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek. O ziyarette yerel seçimlerde ittifak formülü aranacak. Özellikle büyük şehirlerde ortak bir isim üzerinde durulması bekleniyor. Ankara için Mansur Yavaş'ın adı anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor. İki lider fikir alışverişinde bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak bir ittifakla Mansur Yavaş CHP ile İYİ Parti'nin ittifak adayı olarak Ankara'da gösterilebilir. Gözler şimdi iki liderin görüşmesine çevrildi. CHP'de sular bir türlü durulmuyor sevgili seyirciler. Öztürk Yılmaz gerginliği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Öztürk Yılmaz ikinci kez Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte ayrıntıları. CHP yerel seçimlere hazırlanmak yerine yine parti içinde kavgaya tutuştu. Kazan kaynamaya başladı. Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun. Çünkü koltuğundan korkuyorsun. Türkçe ezan çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP tarafından ihraç edilme kararını duyunca kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okumuştu. Arkamda duramadın ama unutma Allah büyüktür. Çünkü çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş, istifa etmeyeceğinin altını çizmişti. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap. İstifa etmiyorum. Yılmaz'ın bu çıkışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalmadı. Disipline sevk edildiğinin altını bir kez daha çizdi, yorum yapmam etik olmaz dedi. Ancak Yılmaz'a uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. CHP'nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Öztürk Yılmaz, CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ve gündemden gazetelere yansıyan önemli haberlerle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nden başlayarak 3 dönemlikler dinlenecek. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündeminde yerel seçimler de vardı. Yerel seçimlere de değindi. Bir başka başlık da vardı. Yerel seçimler ve sıcak gündemle ilgili konuştu. Şemdinli patlaması ile ilgili özellikle kazayda sözlerini sarf etti. Evet, 3 teröristin başına ödül konması da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyunun biçimde telakki ediyoruz. Bu oyuna gelmeyiz dedi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak da ses kayıtlarını dinleyen liderler rahatsız oldu sözlerini sarf etti. İşsizliğe yeni hamle. Önemli bir haber. Hemen ayrıntısına bakalım. 3 milyon işsizin profili çıkarılacak ve meslek kursları güncellenecek. Hükümet işsizliğe karşı savaş açtı. İşkur'a kayıtlı 3 milyon kişinin niteliklerine göre profil çıkarılacak. En çok hangi alanda işsizlik varsa o yönde kurslar açılacak diye devam ediyor haber. Evet, malum havalar soğudu, kış kapıda. Dolayısıyla araç sürücülerini ilgilendiren bir haber var. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Uygulamayanlara da cezası 625 lira olacak denmiş. Ve yürek yakan bir haber. Oğlum rüyama gir de göreyim. Bir annenin yürekleri yakan sözleri sevgili seyirciler. Hakkari ve Şırnak şehitlerinden 5'i daha dualarla uğurlandı. Şehit Mehmet Kaşık'ın annesi tabuta sarılıp gözlerini sevdiğin ne olur rüyama gir seni orada göreyim deyince yürekler sızladı. Geçelim Hürriyet gazetesine, Türkiye gazetesinin hemen ardından. Evet, Hürriyet gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa dönüşü uçakta yaptığı açıklamalar haber olarak değerlendirilmiş. Suudiler dinledi, şoke oldu başlığıyla birlikte verilmiş haber. Evet, Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin son sözleriydi. Boğuluyorum, lütfen yapmayın. Kafasına poşet geçirildiğinde bu sözleri sarf etmişti. Son olarak bu sözler ortaya çıkmıştı. İşte buna ilişkin ses kayıtlarının ortaya çıkması ve bu ses kayıtlarını liderlerin dinlemesi üzerine Cumhurbaşkanı Suudiler dinledi, şoke oldu sözlerini sarf etti. Evet, Suudi istihbaratçının ses kayıtlarını dinleyen Suudi istihbaratçının bunu ancak uyuşturucu alan birisi yapar diyerek şoke olduğunu söyledi. Hor görme beni Çipras, bir başka önemli başlığı gazetenin. Yunanistan'da kiliseyle hükümetin kendisinden habersiz laik bir anayasa için mutabakata varmasına Fener Rum Patriği Bartolomeos tepkisi çok sert oldu diye devam etmiş. Göl çekildi, iskele kaldı. Evet, Türkiye'nin birer birer kuruyan göllerine önlem alınmazsa Isparta'daki Eğirdir Gölü de eklenmek üzere. Ne yazık ki üzücü bir haber. Yüzey alanı 520 kilometre kareden 445 kilometre kareye, derinliği 16 metreden 6-7 metreye düştü. Göl ve gözler önünde eriyor denmiş. Sebepse gölü besleyen çaylara kurulan HES'ler ve aşırı su çekimi olarak ifade edilmiş. Evet, geçelim Hürriyet gazetesinin hemen ardından Sabah gazetesine. Biz infaz emrini verenin peşindeyiz manşet başlığı gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden bir başlık atılmış manşete. Cumhurbaşkanı Fransa temaslarını değerlendirdi uçakta. Trump'a da söyledim, sağda solda aramayın. Khashoggi'nin katilleri o 18'in içinde ama emir veren de bulunmalı dedi. Gazetecilere yaptığı değerlendirmede. Süngütepe ve Gabar şehitlerini binler uğurladı. Evet, Şemdinli Süngütepe ve Şırnak Gabar'da şehit olan askerlerden 5'i dün son yolculuklarına dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Allah mekanlarını cennet eylesin, yakınlarına sabırlar versin diyelim bir kez daha. Afganistan'da FETÖ okuluna baskın vardı. Polis hain örgüte ait liseyi basarak okul yönetimini aldı. Okul Maarif Vakfı'na devrediliyor. Evet, geçelim Star gazetesine.
Her dinleyen şoke oluyor. Evet, Kaşıkçı cinayeti liderleri çok rahatsız etti dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin ses kayıtlarını liderlere de dinletti Fransa temasları kapsamında ve her dinleyenin şoke olduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı. Evet, Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyen Trump, Merkel ve Macron'un ciddi derecede rahatsız olduğunu belirtti. Suudi istihbaratçının da bunu yapan herhalde uyuşturucu almış diyecek kadar şoke olduğunu anlattı. Evet, AK Parti Genel Merkezi'nde yoğun seçim mesaisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün mesainin büyük bölümünü AK Parti Genel Merkezi'nde yerel seçim değerlendirme toplantısına ayırdı. İllerdeki mevcut başkanların durumlarıyla aday adaylıkları masaya yatırılırken yoğun talep üzerine başvurular Cuma gününe kadar uzatıldı. Başvuru sayısı ise 15 bini buldu deniyor haberde. Evet, gündemden gazetelere yansıyan önemli başlıkları sizlerle paylaştık. İlerleyen dakikalarda gazete turumuza devam edeceğiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarıyla devam edelim. Gül, Türk yargısının hiçbir örgüte teslim olmadığını söyledi. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adli ve idari yargı hakimleriyle Cumhuriyet Savcılarının kura töreninde konuştu. Bakan Gül, FETÖ'cülerin yargı defterini kapadığını söyledi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Gül, çiçeği burnundaki hakim ve savcıların, akıl ve vicdanı değersizleştirenlerin Türkiye'ye ödettiği bedeli unutmamalarını istedi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Devletin ve yargının bir ölümcül virüsten temizlenmesi yolunda ne kadar büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi de önemli vurgulamak isterim. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Türk yargısı yargı yetkisini yalnızca Türk milleti adına hukuka bağlılıkla kullanacak, bağımsızlığından ve tarafsızlığından asla ödün vermeyecektir. Türk jetleri Kuzey Irak'ta operasyon üzerine operasyon düzenledi sevgili seyirciler ve hainlere göz açtırmadı. Son 3 günde yapılan operasyonlarda bölgede 38 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi operasyonlarında ise 14 terörist etkisiz hale geldi. Terör örgütlerine göz açtırılmıyor. İran kuzeyinde örgüte yönelik operasyon devam ediyor. F-16'ların hedefinde Zab ve Haftanin bölgeleri vardı. Düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları da imha edildi. Terörle mücadele operasyonları sadece yurt dışında değil, ülke genelinde de aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı son bir haftada iç güvenlik operasyonlarının bilançosunu açıkladı. 14 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğimiz karış karış teröristlerin izini sürüyor sevgili seyirciler. Bir kış üstlenmesi daha imha edildi.
dikkat de olmaya başlamış. Acele et. Burada hiçbir şey yok mu lan? Kablo mallo. Yok mu orada bir şey? Gidiyor mu ileri doğru? Gidiyor. PKK'lı teröristler kışı burada geçirecekti. İçeride kilolarca yaşam malzemesi vardı. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Burada da giriş var komutan. Komandolar Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerin izini sürdü. Kırsal bölgede bir sığınak tespit edildi. İçerisi dar ama uzundu. Kilolarca yaşam malzemesi vardı. PKK'lı teröristler kışı burada geçirmeyi planlıyordu. Mehmetçik o sığınağı kullanılmaz hale getirdi. Terörist o sığınakta kanlı eylemler için patlayıcı hazırlayacaktı. Çok miktarda EYP malzemesi bulundu. Hepsi imha edildi. Komandolar şimdi bu sığınağı kullanan teröristlerin peşinde. Üçü polis, beş kişinin şehit olduğu saldırının faili yakalandı. Gavur Sülo lakaplı PKK'lı terörist Diyarbakır'da sağ olarak ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Elazığ kana boyayan terörist operasyonla yakalandı. Bu görüntülerin tarihi 18 Ağustos 2016. Elazığ Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 3'ü polis, 5 kişi şehit oldu. 217 kişi de yaralandı. Araç içinde bulunan terörist Kamil Çelebi ölmüştü. Ama o aracı emniyet önüne getiren kişi Gavur Sülo lakaplı Süleyman Şimşek'ti. Saldırının faillerinden olan terörist Diyarbakır'da yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi olan terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristler bomba yüklü araçla saldırdı ve patlamada 2 sivil öldü, 20 kişi de yaralandı. Allah'a bakma. Ortalık savaş alanına döndü. Birçok bina enkaza döndü. Adım başı yaralı vardı. Allahu Ekber. Burası Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus. Mehmetçik Fırat Kalkanı harekatıyla bölgeyi terörden arındırmıştı. Sivillerin yoğun olduğu bölgede bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar Türkiye'deki hastanelere kaldırıldı. 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki German Atlantic Society adlı kuruluşta konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa için önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunmasının %80'inin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler tarafından karşılanacağına dikkat çekti. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığa karşı mücadele ettiğini belirten Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliği, terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz dedi. FETÖ terör örgütü var olduğu her ülke için potansiyel tehdittir. Bu açıklama Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan geldi. Türkiye'nin anayasal düzenine karşı 15 Temmuz darbesini planlayan ve yürüten FETÖ'nün elebaşısı halen Atlantik ötesinden ülkemiz için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Meclis Başkanı Binali Yıldırım önemli bir uyarıda bulundu. PKK, PYD, YPG, DHKP, DH, FETÖ gibi terör örgütleri hem ülke içinde hem sınırlarımız ötesinde faaliyet göstermekte. Kamplarda onlara dost bildiğimiz ülkeler tarafından eğitim verilmekte ve üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerinin finansmanı sağlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Pakistan parlamento üyelerine ve gazetecilere yemek verdi. Yıldırım'ın gündeminde özellikle FETÖ ile mücadele vardı. Bu darbeyi yapmaya çalışan hain
FETÖ örgütünün tamamıyla ortadan kaldırılması çabalarında büyük mesafe kat etti. Ama henüz bu noktada yapacağımız her şeyi tamamladığımızı söyleyemeyiz. Hainlerden numara bitmiyor sevgili seyirciler. FETÖ'cülerin yeni uyguladığı, yeni kullandığı bir program da deşifre oldu. Baylok'tan sonra hainlerin TikTok isimli bir programı kullandıkları ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi manşetinden duyurdu. Ebru Karatosu'nun haberine göre hainlerde numara bitmiyor. Baylok'taki mesajları deşifre edilen FETÖ'cüler TikTok adlı kripto programla temas kurmuş. FETÖ soruşturmasında örgütün TSK içerisindeki katalog evliliğinde TikTok isimli kripto programı kullandığı tespit edildi. İtirafçı olan eski bir üsteğmen, mahrem sorumlunun hem kendi hem de tanıştırdıkları kadının telefonuna TikTok programı yüklediğini, görüşmelerin bu program üzerinden yapılması talimatını verdiğini söyledi. Emniyet içindeki özel ekip TikTok'ı hangi örgüt mensuplarının kullandığını tek tek tespit ediyor. Örgütsel yazışmaların çözümü için de harekete geçildi. Elde edilen veriler sonrası yeni gözaltı dalgası gelebilir. Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. İşte bu sözler vahşice katledilen Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'nin son sözleri oldu. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürüldü. 15 kişilik Suudi tim tarafından katledilen ve cesedi parçalara ayrılan Khashoggi'nin son sözleri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, İngiltere, Almanya ve Suudi Arabistan'a cinayetin ses kayıtlarını verdiklerini söylemişti. Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok? Bir Türk kaynak Khashoggi'nin ses kaydındaki son sözlerini anlattı. Ses kaydında Khashoggi'nin Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net duyulduğunu söyledi. Khashoggi'nin boğuşma sırasında "Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. Klostrofobiyim ben." diye çığlık attığı iddia edildi. Dostları ise onu unutmadı. 40 gün önce vahşice öldürülen Cemal Khashoggi dostları tarafından anıldı. Anma etkinliğine AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da katıldı. Because he is doing the right things the wrong way. Ölümünün üzerinden 40 gün geçen gazeteci Cemal Khashoggi için dostları bir araya geldi. Cemal Khashoggi Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği Khashoggi'yi anma etkinliği düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da katıldı. Aktay, korkunç cinayetin aydınlatılmasını istedi. Suç işlerse kendi evladımız olsa, kendi canımızdan birisi bile olsa ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmak sizi zayıflatmaz. Bilakis bunu yapmak, emin olun, sizi çok çok güçlendirir. Kimse katili bize verin. Kimse katili adalete teslim ediniz. Kimse bize o 18 kişinin kendi başlarına karar verip gelip bu operasyonu yapmış olduklarına inandıramaz. Aktay, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın düşmanı olmadığını, adalet taleplerinin iyiliklerine olduğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan davetlilerden biri Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman'dı. Karman, Khashoggi'nin öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın egemen makamlarının tamamının parmağı olduğunu ileri sürdü. Net olarak söyleyebiliriz ki Suudi Arabistan'ın resmi kurumları bir şekilde bu suça dahil oldu. DAEŞ'a benzer bir yöntemle bu suçu işlediler. Suudi Arabistan, ahlaki ve siyasi anlamda da büyük bir baskı haline girdi. Bir devlet nasıl bir terör organizasyonu geliştirebilir ki? New York Times gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı sevgili seyirciler. Bu iddiaya göre, gazetenin iddiasına göre,
Suudiler İran ekonomisini çökertmek için plan yapıyormuş. Suudilerin planı ortaya çıktı. İran ekonomisini çökertmek için Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD ile görüştükleri belirlendi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi istihbarat yetkilisi Ahmet El Asiri görevden alınmıştı. Asiri'nin toplantıda İranlı isimlere yönelik suikast planlarını dinlendirdiği iddia edildi. İddia Amerikan New York Times gazetesi kaynaklarına dayandırıldı. İran karşıtı iş adamlarının 2 yıl önce İran ekonomisini çökertmek için plan yaptı. Plan çerçevesinde ABD ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşüldü. Suudi Veliaht Prens, Selman'a yakın kişilerin İranlı isimlere suikast planladığı ileri sürüldü. Haberde Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Selman'ın düşmanlarına karşı suikast planlarının olduğuna dikkat çekildi. Haberde Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden Selman'ın düşmanlarına karşı suikast planlarının olduğuna dikkat çekildi. Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, Kaşıkçı cinayeti üzerinden haddini aşan sözler sarf etmişti. Fransız Dışişleri Bakanı'na tepki sert oldu ve gecikmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye'nin elindeki ses kayıtlarının Fransa'ya verildiğini söylemişti. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan yalanlama geldi. Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ait ses kayıtlarının kendilerine gönderildiği bilgisini yalanladı ve Erdoğan siyasi oyun oynuyor demişti. Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier dans cette circonstance. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşının açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır. Bir cumhurbaşkanıyla nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgiler, yani dinleme dahil, tapeler dahil, tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Le Drian'ın açıklamalarına cevap verdi. Altun, Cumhurbaşkanımızı siyasi oyunlar oynamakla itham etmesi kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği dahildir. Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında iletişim kopukluğu varsa bu sorunu çözecek olan Türkiye değil Fransız makamlarıdır. İsrail askerleri Gazze'de yine kan döktü sevgili seyirciler. Önemli isimlere suikast girişiminde bulundular. Çıkan çatışmalarda ise 7 Filistinli şehit olduğu bir İsrail askeri de öldürüldü. İsrail kanlı saldırılarına devam etti. Önce suikast girişimi düzenlendi, ardından hava saldırısı yapıldı. İsrail askerlerinin hedefinde İzzettin el-Kassam Tugayı komutanı Nurettin Muhammed Bereke vardı. Bir grup İsrail askeri Filistin'in Gazze kentine sızdı. Bereke'nin de aralarında bulunduğu önemli isimlere suikast girişimi düzenlendi. Hamas'la çıkan çatışmada bir İsrail askeri öldürüldü. Bir asker de rehin alındı. Suikast girişiminde başarısız olan İsrail bu kez hava saldırısı düzenledi. Han Yunus'un doğu sınırına yapılan saldırıda 7 Filistinli şehit oldu. İsrail askerlerinin hedefinde Hamas'a ait El Aksa televizyon kanalının genel merkezi de vardı. (Gülüyor)
İsrail savaş uçakları El-Aksa kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırıda kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın bir başka merkezden yapıldı. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok binada zarar gördü. Ordudan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, roketlerin 60'ının Demir Kubbe adlı hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bilanço giderek ağırlaşıyor sevgili seyirciler. Son olarak ölü sayısı 42'ye yükseldi. Unutmak mümkün değil. İşte binaların yıkılışı, ondan sonra insanların çaresizliği. Çok kötü günlerdi. Allah'ın bir daha yaşatmasın. Hiçbir yerde olmasın. Düzce ve Bolu şehirleşmede depremin izlerini silse de yakınlarını kaybedenlerin acıları hala taze. 12 Kasım 1999'da Düzce ve Bolu'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19 yıl içinde iki şehirde depremin izleri silindi. Binalara kat sınırlaması getirildi. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Gelişmelere rağmen yakınlarını kaybedenlerin acısı hala taze. Onlar şehitliğe gidip yakınları için dua etti. Hayır, biz 7 kişiyi verdik. Yeğenlerim, amcam, torunlar, 7 kişiyi verdik biz. Annemi, kardeşim, şeyimi, yeğenlerimi kaybettik. Bizden 7 kişi burada işte, 7 kişi bizim sülaleden. 7 kişiyi kaybettik yani. Mehmet Aykut 30 saat boyunca göçük altında kaldı. Allah! Yanında 2 kızı vardı. 2 tane çocuğum yanımdaydı benim enkaz altında. Yani o süreçte insan o acıları tek tek kelimeyle ifade edemezsiniz. Enkazdan çıktık. Her türlü afa... Depremde büyük acı yaşayanlar bir daha aynı acıların yaşanmamasını diledi. Kaçak yolcuların Umuda yolculuğu yine hüsranla bitti. Tekne battı ve denizin ortasında kalan bir kadın sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölümün kıyısından böyle çekip aldılar. Kaçak yolcu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yol arkadaşlarından bazıları ölü bulundu. Denizin ortasında mahsur kalan kadın hayata can yeleğiyle tutundu. Umuda yolculuk İzmir'in Dikili ilçesinde başladı. Yaklaşık 15 kişilik bir grup kaçak yollardan Yunanistan'a gidecekti. Teknenin batmasıyla denizde can pazarı kuruldu. Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. İki kişi kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. Kimileri de ölü bulundu. Birçok kişinin de kayıp olduğu öne sürüldü. Denizde arama sırasında yabancı uyruklu bir kadına rastlandı. Bir can yeleğine tutunuyordu. Sahil güvenlik botundan uzanan bir el onu yeniden hayata bağladı. Ölümle burun buruna gelen kadın hemen karaya çıkarıldı. Diğer kayıp yolcuları arama çalışması devam ediyor. Vale cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı sevgili seyirciler. Cinayetin tek tutuklu sanığıyla ilgili beraat kararı bozuldu. İşte haberin ayrıntıları. Cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyordu. Önce tahliye edildi, şimdi de yakalama kararı çıkarıldı. Davaya konu olan olay 6 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir valeden araç istenmesi sırasında kavga çıktı. Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetti. 5 sanık geçen hafta hakim karşısına çıktı. Cinayetlerin azmettiricisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Ekşi iddiaları reddetti.
Tarafları dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı. Sanık Hakan Ekşi'nin oy birliğiyle tahliyesine karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu. Aileler tahliye kararını duyunca ortalık karıştı. Duruşma salonunun önünde ve adliye girişinde arbede çıktı. Araya polis ve güvenlik görevlileri girdi. Olayın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dört hırsız gecenin karanlığını fırsat bildi ve bitkisel ilaç satışı yapan bir firmayı soydu. Güvenlik sistemlerini devre dışı bırakacak davranışlarda bulunmuşlar. Hırsızlar güvenlik kameralarını söktü. Yakalanmamak için tüm önlemleri aldı. Yan binanın çatısına çıkıp oradan bizim teras katımızda girmişler. Görüntüler İstanbul 2 Telli'den. Olay 5 Kasım'da gece saatlerinde yaşandı. Kapüşonlu 4 hırsız bir bitkisel ilaç firmasını gözüne kestirdi. Çelik kasayı bir şekilde açmışlar ve içerisindeki değerli evrakları maalesef almışlar. Hırsızlar sadece evraklarla yetinmedi. Binadaki bütün katları tek tek dolaştı. Değerli buldukları her şeyi çaldı. Çalışanların masalarındaki tabletleri, bilgisayarları, değerli şeyleri almışlar. Hırsızlar zemin kattaki iki demir kapıyı geçti, kamera kayıt kutusunu yerinden söktü. Komple kutuyu duvardan söküp, alttaki kablolarını kesip komple alıp götürmüşler. Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların peşine düştü. Sevgili seyirciler, Maganda kurşunuyla ilgili haberleri sizlerle sıklıkla paylaşıyoruz. Uyarıları, cezaları söylüyoruz. Israrla yapmayın diyoruz. İşte bir genç kızı ekranlarınıza getireceğiz. Eylem Ateş, akrabasının düğününde Maganda kurşunuyla felç kaldı ve şimdi yaşama tutunmaya çalışıyor. Eğlence adına sıkılan bu kurşunlar bir kız çocuğunu yatağa mahkum etti. Eylem Ateş, 15 yaşında. Geçen yıl Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki akrabasının düğününde bir maganda kurşunuyla vuruldu. Birkaç kez ameliyat oldu. Ölümden döndü ama felç kaldı. Zor günler başladı. 27 Ekim 2017 tarihinden bu yana daha fizik tedaviye devam ediyorum. Ve devam edeceğim. Bu bayağı bir önümde uzun yol var. Genç kız yine de hayata küsmedi. Devletin yardımlarıyla eğitimini evde almaya başladı. Okula gidemeyeceğimi zannediyordum böyle olduğumdan dolayı. Kaymakam Bey'imiz Mustafa Bey evde eğitim diye bir sistem olduğunu söyledi bize. Çok yardımcı oldu o konuda. Belediye başkanımız da aynı şekilde öyle. Onlara çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kızı ölümden dönen anne 1,5 yıldır çok zor günler geçirdiklerini anlattı. Çok rica ediyorum. Lütfen düğünlerde silah sıkmayın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Eylemin en büyük eğlencesi aldığı gitar dersi. Maganda kurşunuyla yatağa mahkum olan Eylem o magandalara seslendi. İnşallah bu son kez olur. Bir daha düğünlerde silah sıkılmasın. Benim hayatım karardı. Benden öncekilerin de hayatı karardı. Benden sonrakilerin de hayatı kararmasını istemiyorum. Ve şimdi sizinle korkunç bir istatistiği paylaşacağız sevgili seyirciler. Ölüm makinelerinden biri pompalı tüfek ve edinmek o kadar kolay ki şaşırırsınız. İnternet üzerinden sadece bir tıkla alabiliyorsunuz. Ve ruhsatsız silahla, kaçak yollarla elde edilen silahlarla 500'ün üzerinde kişi öldürüldü ve 2000'in üzerinde kişi de yaralandı. Ve bu sayılar, bu rakamlar sadece basına yansıyanlar. Haberimizi izleyelim. İnternet satıcılarının tüfek satmaları yasaktır. Ama yasak dinlemiyorlar. Hatta internette reklamını bile yapıyorlar. Kapınıza kadar gönderiyorlar.
taksit imkanı bile sunuyorlar. Onlarca ölüme neden olan pompalı tüfekler sosyal medyada peynir ekmek gibi satılıyor. Çok rahat alıyorlar yani. Kesinlikle çok rahat alıyorlar. Rahat almasalar bu tarz olaylar yaşanmaz yani. En son 14 yaşındaki Mert Emre Karagöz pompalı tüfekle sokak ortasında öldürüldü. Katili de onunla aynı yaştaydı. Pompalı tüfeklerin internetten satışı ve internetten satın almak kesinlikle yasak. Ancak maalesef bazıları pompalı tüfekleri hem internetten satıyorlar hem de satın alıyorlar. Ve bu da sadece ve sadece bir tık uzaklıkta. Ve yine yasak olmasına rağmen kapıda ödemede kabul ediliyor. Karagöz'ün katili de bir tıkla ölüm makinesine ulaştı. İnternetten 600 liraya aldı. İşte yani kesinlikle bunlar engellenmesi lazım yani. Bir türlü engellenemediği için her yıl binlerce ruhsatsız tüfek kontrol dışı el değiştiriyor. Kaydı olmayan bu ölüm makineleri ya hırsızlıkta ya gaspta ya da cinayetlerde kullanılıyor. Öyle ki son bir yılda 1592 kişi öldürüldü. 2700 kişi de yaralandı. Ve bunların çoğu da ruhsatsız silahlarla. İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü sevgili seyirciler. Taksinin çarptığı bir araç yayaların üzerine savruldu ve kazada bir çocuk, iki kişi yaralandı. Gürültüye bakınca taksinin uçtuğunu gördüm açıkçası. Kaza yapan taksi yayaların arasına daldı. Park halindeki motosikletlere çarpa çarpa ilerledi, en son bir direğe çarparak durabildi. Kaza İstanbul Bahçeli Evler'de meydana geldi. Bir sürücü aniden yola çıktı. Darbe alan taksi şoförü aracın kontrolünü kaybetti. Yayaların arasına daldı. Kazada biri çocuk, iki kişi yaralandı. Taksi şoförü kazayı yara almadan atlattı. Korkutan kazada tek teselli can kaybının olmamasıydı. Adana'da üzerine narenciye pusası dökülen çocuk tarım işçileri tarafından işte böyle kurtarıldı. Herkes posaları kaldırmak için seferber oldu. Çünkü altında kurtarılmayı bekleyen bir can vardı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kamyon şoförü narenciye posasını dökmek için boş bir araziye geldi. Kamyonu gören bir grup çocuk araziye koştu. Amaçları posaların arasındaki plastik kasaları almaktı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir, posaları dökmeden önce çocukları uzaklaşmaları için uyardı. Ancak 15 yaşındaki Halil Yeloğlu posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü ve tarım işçileri çocuğun yardımına koştu. İşçiler posaları kaldırıp çocuğu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine Cankur ekipleri geldi. Yarım saatlik çalışmayla çocuk kurtarıldı. Yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir gözaltına alındı. İstanbul Sultan Gazi'den şok eden görüntüler gelecek ekranlarınıza sevgili seyirciler. İşte elinde bıçak olan bu şahıs bir kişiyi sokak ortasında işte böyle bıçakladı. Araçtan inen şahsa yaklaştı, ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı. Dehşete düşüren görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. 32 yaşındaki H.Ö. pusudaydı. 39 yaşındaki C.E.'yi bekliyordu. Saldırgan beklediği kişi gelir gelmez yaklaştı, yaklaşırken sakladığı bıçağı çıkardı. Ne olduğunu anlamaya fırsat vermeden defalarca bıçaklamaya başladı. Saldırıya uğrayan adam aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü. Can havliyle kaçtı, kendini kurtardı. Çevredeki vatandaşlar yaralı adamı hastaneye götürdü. Saldırgansa elindeki suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı. Adana'da Baraj Gölü'nde sular çekildi ve altından mezarlık ortaya çıktı. İşte o mezarlık drone'la da görüntülendi. Su
su çekildi, mezarlık ortaya çıktı. Burası Adana. Seyhan Barajı Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edildi. Topalak Mahalle Mezarlığı su altında kaldı. Ancak kuraklık olunca tarımsal sulama için kanallara su verildi. Mezarlık tekrar gün yüzüne çıktı. Mezarlığın son hali drone'la görüntülendi. Türkiye şehitlerine ağladı sevgili seyirciler. Evet, gündemden öne çıkan başlıklardan biri buydu. Bu başlıkların ayrıntılarını paylaşacağız sizlerle. Hakkari'de mühimmat deposunda şehit olan 7 askerimizden 5'i daha gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı ve tüm Türkiye onlar için dualar etti. Evet, Amerikan askeri teröristlerle aynı sofrada Gaziler Günü etkinliğinde yine ittifak bozulmadı ve Amerikalı askerler teröristlerle yine kol kola poz vermekten ve bunları sosyal medyada paylaşmaktan kaçınmadı. Evet, ikinci 100 günlük eylem planı merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor sevgili seyirciler. Haberin ayrıntılarını paylaşacağız. Evet, seçimler yaklaşıyor ve partilerde hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'de de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla adaylık için başvuru süresi 4 gün daha uzatıldı. Evet, bu başlıklar ve daha fazlasının ayrıntıları ekranlarınızda olacak. Günaydın Türkiye devam ediyor. Hakkari Şemdinli'de mühimmat deposu patladı ve o patlama yüreklerimizi yaktı. 7 askerimiz şehit oldu ve askerlerimiz son yolculuklarına gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya ve İstanbul. 4 il şehitlerine veda etti. Binler cenazeleri akın etti. Askerinin cenazesine katılamayan bir komutan, şehidin cenazesini görüntülü telefonla canlı izledi. Acı haber Hakkari'nin Şendilli ilçesinden gelmişti. Mühimmat deposundaki patlamada 7 asker şehit oldu. 4 asker daha ebediyete uğurlandı. Topçu çavuş Mehmet Kaşık henüz 25 yaşındaydı. Anne Meryem Kaşık tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit annesi söz verdiği gibi ağlamadı ama feryadını duyanları gözyaşlarına boğdu. Şehit ateşi Gaziantep'i de yaktı. Dualar ve gözyaşları Topçu Er Samet Kaymakçı içindi. Şehit babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Şehit kaymakçının silah arkadaşları cenaze törenine katılamadı. Ama yine de yalnız bırakmadılar. Komutanı cenaze törenine kendi babasını gönderdi. Babasının görüntülü aramasıyla töreni canlı izledi. Hakkari'de şehadet şerbetini yudumlayan askerlerden biri de Yusuf Önder. Antalya'da vatan toprağına emanet edildi. İstanbul'da gözyaşları şehit Melih Sancar için aktı. Cenaze töreni Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlendi. Tekbirlerle sonsuzluğa uğurlandı. Mersin'de Şırnak şehidinin acısı vardı.
Bombalı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ömer Doğan gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu ve hiçbir dış etken söz konusu değil dedi. Hakkari'de acı bir haber geldi. Süngütepe üst bölgesinde top atışı yapıldığı esnada mühimmat infilak etti. 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Acı olay yürekleri dağladı. Kazanın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazayla ilgili konuştu. İncelemeler sonucunda ulaşılan ilk bulguyu paylaştı. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir. Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gazilerimizi hastanede ziyaret etti ve durumlarına ilişkin bilgi aldı. Onlar vatan uğruna canlarını hiçe saydılar, gazi oldular. Yine de vatanı korumak için daima hazırlar. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Daima hazır. Kimi kolundan, kimi bacağından yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin Ortaklar Köyü üst bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun. Ben ne yapacağım bu şey? Sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunun temizleneceği mesajını verdi ve terör örgütlerini korkusu aldı. Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. İnşallah çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız. Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunun temizleneceği mesajı üzerine Mardin sınır hattında terör örgütlerini korku sardı. Terör örgütü YPG yeni tüneller ve mevziler kazmaya başladı. Kızıltepe ve Nusaybin sınırı karşısında Suriye tarafında hareketlilik yaşandı. ABD'nin son bir hafta içinde YPG'li teröristlere ağır silahlar, Stinger füzeleri ve çok sayıda mühimmat teslim etti. Mehmetçik ise olası bir saldırıya karşı elleri tetikte bekliyor. Amerikan askerleri teröristlerle yine kol kola. Amerikan Gaziler Günü etkinliğinde terörist YPG'lilerle fotoğraflar ortaya çıktı ve bu fotoğraflar hiç çekinilmeden yine sosyal medyada paylaşıldı. ABD askerleri teröristlerle aynı sofraya oturdu. Birlikte yemek yiyip böyle poz verdiler. YPG terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı. YPG'yi terör örgütü olarak görmediğini öne süren ABD bir skandala daha imza attı. Ordunun üst düzey komutanları ABD'nin Gaziler Günü için YPG'li teröristlerle bir araya geldi. Organizasyonda ABD'li komutanlarla YPG'li teröristler yemek yedi. Görüntüler Suriye PKK'sının elebaşlarından Şervan Derviş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kandil'de köşeye sıkışan teröristler çareyi Sincar'a kaçmakta buldu. PKK, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan askeri üslere yerleşti. Teröristlerin bir dönem girilmez dediği Kandil artık yerle bir edildi. PKK'lılar Sincar'a sığındı. Asker Irak'ın kuzeyinden 40 kilometre içeri girdi. Terör örgütü PKK'nın önemli mevzileri imha edildi. Kara ve hava harekatında 48 terörist kampı vuruldu.
Bölgede sıkışan teröristler İran sınırına yöneldi. Kandil'de ağır darbe alan teröristlerin imdadına Amerika Birleşik Devletleri yetişti. ABD Sincar'da teröristlerin yuvalanması için 5 yeni askeri üs kurdu. Teröristler şimdi bu üslere yerleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. Üstü ayrıntı. O milyonların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeli 6 ay oldu. Yeni sistemin ilk 100 günlük eylem programı 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. Bu eylem planında yerel seçimlere dönük projelere ağırlık verilecek. Özellikle İstanbul ve Ankara'ya yönelik projelere ağırlık verilecek. İkinci eylem planı daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun görev alanına giren kısa vadeli, aciliyetli olan hedeflerden oluşacak. Kentsel dönüşüm projelerimize biz bu dönemde hız veriyoruz. Biz söz verdik mi yaparız. Erdoğan çalışmaları tamamlamak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak. Seçim takvimi işliyor sevgili seyirciler ve partilerde hummalı bir çalışma sürüyor. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla adaylık için başvuru süresi 4 gün daha uzatıldı. 5 Kasım'da başladı, 12 Kasım'da başvurular sona erecekti. AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 16 Kasım Cuma günü saat 17'ye kadar uzatıldı. Kararı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yazılı açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu. Yüzlerce aday adayı ise başvurunun son günü diye AK Parti Genel Merkezi'ne akın etti. Aday adayları yapacakları projelerden bahsetti. İnsan üzerinde yoğunlaştık. Öncelikle insanlarımızı kucaklamamız gerekiyor. AK Parti'de aday tespit çalışmaları ise devam ediyor. 3 büyükşehir için kim aday olacak? AK Parti'de İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi ağırlık kazandı. Başkent kulislerinde konuşulanlara göre Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekil'in ismi öne çıkıyor. Özasekil'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın isimleri de adaylık için geçiyor. İzmir içinse Ege İhracatçılar Meclisi eski başkan vekili Mahmut Özgener ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nüket Hotar'ın da isimleri konuşuluyor. AK Parti'nin Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da ise Menderes Türel'de yola devam edeceği ifade ediliyor. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara'dan aday göstermek için yarıştığı isim olan Mansur Yavaş'tan sonunda açıklama geldi ve Yavaş bakın neler söyledi. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Hangi partiden aday olacağını açıklaması beklenirken Mansur Yavaş bu açıklamayı yaptı. Mansur Yavaş'ın adı hem CHP hem de İYİ Parti ile anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor. Ancak CHP'nin içinde Mansur Yavaş ismine tepki gösteren gruplar da var. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hangi partiden aday olacağı merakla beklenen Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 24 yıldır Ankara'nın kazanılamadığını hatırlatan Mansur Yavaş şu yazıyı paylaştı. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşıyla bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur. Açıklamada en dikkat çekici nokta ise rozetsiz yönetim vurgusu oldu. Yavaş 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olmuş ancak parti rozeti takmamıştı. Kulislere göre Yavaş hangi rozeti takarsa taksın diğer partilerin de kendisini desteklemesini istiyor. Yavaş'ın açıklamasının ardından CHP ve İYİ Parti cephelerinden açıklamalar geldi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yavaş'ı daha önce de aday göstermek istediklerini hatırlattı. Akşener, adaylarımız seçildikten sonra parti rozetlerini çıkartacaklardır açıklamasında bulundu. İYİ Parti lideri Yavaş'ın görüşünü de saygıyla karşıladığını belirtti. Yavaş'ın sözleri CHP parti sözcüsü Faik Özrak'a da soruldu. Özrak temkinliydi. Bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerin söyledikleri, konuştukları ya da isimlerle ilgili olarak benim herhangi bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sonuç itibariyle bu isimler parti meclisimizde değerlendirilecektir. Ona göre de karar verilecektir. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa temasları sonrasında dönüşte uçakta gazetecilere gündeme ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris dönüşü uçakta konuştu. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'la ABD Başkanı Trump Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmede Kaşıkçı cinayeti ele alındı. Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel'le Macron'u da dahil ettik. Reflekslerinden hareketle bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Öyle zannediyorum ki kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Bir defa katiller bu 18'in içindedir. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetindeki ses kayıtlarını Suudiler dahil pek çok ülke istihbaratıyla paylaştıklarını söyledi. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde herhalde bu eroin almış. Bunu ancak eroin alan birisi yapar diyecek kadar şok oldu. Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank konusuna değindi, Trump'ın bu konuda talimat vereceğini söyledi. Trump, Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim dedi. Bu işin takibini isteyeceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı şeklinde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 elebaşına para ödülü koyması da vardı. ABD'nin PKK'lı 3 isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Biz bunu PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz. Gelmeyiz. Erdoğan, Trump'a Fırat'ın doğusuyla ilgili çok net mesaj verdi. Trump'a bu konuda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir dedim. Fırat'ın doğusunu görüyorsunuz. Çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt Bey'in, gerek Savunma Bakanımızın muhataplarıyla yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi, önemli uyarılarda bulundu. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. Bizi dara, zora sokmayın diyoruz. Uluslararası yasalara göre kara sularında ne çıkarsa tüm Kıbrıs halkınındır. Bizim ne kadar varsa Kuzey Kıbrıs, güneyde ne kadar varsa nüfusuna göre pay edilir. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir. Erdoğan yerel seçimleri değerlendirdi. 3 dönem kuralı ile ilgili önemli mesajlar verdi. 3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Hepsi için geçerli mi bu? Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında AK Parti'ye oy verirseniz harama ortak olursunuz demişti. Erdoğan CHP liderinin bu sözlerine tepki gösterdi. Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini arttırsın, ondan sonra konuşsun. Eğer demokrasi ise demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın. Yerel seçimler için hummalı çalışmalar sürüyor dedik ve muhalefetin yerelde ittifak arayışları da devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti lideri bir araya gelecek. Muhalefet yerelde ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 13 Kasım Salı akşamı bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek. O ziyarette yerel seçimlerde ittifak formülü aranacak. Özellikle büyük şehirlerde ortak bir isim üzerinde durulması bekleniyor. Ankara için Mansur Yavaş'ın adı anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor. İki lider fikir alışverişinde bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak bir ittifakla Mansur Yavaş CHP ile İYİ Parti'nin ittifak adayı olarak Ankara'da gösterilebilir. Gözler şimdi iki liderin görüşmesine çevrildi. Geri gelin, geri gelin arkadaşlar.
CHP'de sular bir türlü durulmuyor sevgili seyirciler. Öztürk Yılmaz ikinci kez parti disiplin kuruluna sevk edildi. Bakın sebebi neydi? CHP yerel seçimlere hazırlanmak yerine yine parti içinde kavgaya tutuştu. Kazan kaynamaya başladı. Sen istiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin istiyorsun. Çünkü koltuğundan korkuyorsun. Türkçe ezan çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP tarafından ihraç edilme kararını duyunca kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'na adeta meydan okumuştu. Arkamda duramadın ama unutma Allah büyüktür. Çünkü çok iyi biliyorsun ki sen yönetemiyorsun ve ben de bir hazırlık içindeyim. Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirmiş, istifa etmeyeceğinin altını çizmişti. Ve istifa etmiyorum kardeşim. Ne yapıyorsan yap. İstifa etmiyorum. Yılmaz'ın bu çıkışına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sessiz kalmadı. Disipline sevk edildiğinin altını bir kez daha çizdi, yorum yapmam etik olmaz dedi. Ancak Yılmaz'a uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. CHP'nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Öztürk Yılmaz, CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle ikinci kez kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Üsküdar'da bulunan Nevmekan sahile ziyarette bulundu ve orada hem incelemeler yaptı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım İstanbul Üsküdar'daydı. Millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan sahili ziyaret etti. Yıldırım belediye tarafından millet kıraathanesi olarak yaptırılan Nevmekan sahili gezerek bilgi aldı. Meclis Başkanı Yıldırım kitaplardan bazılarını inceleyerek gençlerle sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilendi. Dedeyi görüyor musun? Yıldırım gençlerle birlikte yemek de yedi. Yıldırım'ı gören cep telefonla sarıldı. Meclis Başkanı kimsenin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Gündemden gazetelere yansıyan önemli haberlerle devam edelim. Türkiye Gazetesi'nden başlayarak 3 dönemlikler dinlenecek. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Halk değişim istiyor dedi Cumhurbaşkanı. Fransa dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada önemli değerlendirmeler yaptı. Az önce de ekranlarınıza getirmiştik. Yerel seçimler de bunlardan biriydi. 3 dönemlikler dinlenecek dedi. Yerel seçimler ve sıcak gündemle ilgili önemli mesajlar verdi dedik. 3 teröristin başına ödül konmasına ilişkinde PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz sözlerini sarf etti. Şemdinli patlamasıyla ilişkili olarak da Cumhurbaşkanı patlamanın bir kaza olduğunu ifade etti. Evet, gazetede yer alan bir başka önemli haber, işsizliğe yeni hamle başlığını taşıyor. 3 milyon işsizin profili çıkarılacak, meslek kursları güncellenecek. Hükümet işsizliğe karşı savaş açtı. İşkur'a kayıtlı 3 milyon kişinin niteliklerine göre profil çıkarılacak ve en çok hangi alanda işsizlik varsa o yönde kurslar açılacak. Güzel bir haber. Oğlum rüyama gir de göreyim. Evet, bir annenin yürek yakan sözleri gazeteye bu başlıkla taşınmış sevgili seyirciler. Hakkari ve Şırnak'ta şehitlerinden 5'i daha dualarla uğurlandı. Şehit Mehmet Kaşık'ın annesi tabutuna sarılıp gözlerini sevdiğim ne olur rüyama gir seni orada göreyim deyince yürekler bir kez daha sızladı. Evet,
Gerçekten yürekleri yakan haber. Mekanları bir kez daha söyleyelim. Cennet olsun, Allah beni gani rahmet eylesin diyelim ve devam edelim. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Türkiye gazetesinin hemen ardından. Kayıtlar tam bir felaket başlığı var Yeni Şafak'ta. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetine ilişkin ses kayıtlarını kastetti bu sözlerle. İşte bu sözler gazetenin manşetine taşınmış. Hemen ayrıntısını paylaşalım haberin. Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu gündeme ilişkin dedik. Bu değerlendirmelerden biri de Khashoggi cinayetine ilişkindi. Cumhurbaşkanı Paris'te Khashoggi cinayetiyle ilgili kayıtları dinlettiği liderlerin çok ciddi manada rahatsız olduklarını belirterek kayıt gerçekten bir felaket. Sayın Trump'ta da, Sayın Merkel'de de, Sayın Macron'da da bunu müşahede etti. Bir defa katiller bu 18'in içindedir. Talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. Evet, AK Parti'de süre uzatıldı. Seçim çalışmaları hummalı sürüyor malum. AK Parti'de dün sona ereceği bildirilen belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 16 Kasım Cuma günü saat 17'ye kadar uzatıldı diyelim ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Evet, Milliyet Gazetesi'nde Trump'tan Halkbank talimatı başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde dünyanın önemli liderleriyle bir araya geldi. Elsie Sarayı'ndaki akşam yemeğinde de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yan yanaydı. İşte bu görüşmenin detayları ortaya çıkıyor sevgili seyirciler. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Halkbank konusunda bu iş bitti zannediyordum dediğini aktardı. Uçakta konuştu Cumhurbaşkanı, Trump'la FETÖ, YPG, Fırat'ın doğusu, Khashoggi cinayeti ve Halkbank konularını görüştüklerini söyledi. Erdoğan, Halkbank konusunda Trump'ın döner dönmez Maliye Bakanıma konunun takibi için talimat vereceğim. Bu işin bittiğini zannediyordum, niye bu kadar uzadı dediğini aktardı. Evet, patlamada dış etki söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Süngütepe'deki patlamada herhangi bir dış etkinin söz konusu olmadığını belirtti ve topun ateşlenmesine müteakip merminin namluyu terk ettiğini, namlu gerisinde meydana gelen yüksek basınçtan dolayı geriye doğru alev çıktığını, bu alevin de patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim dedi. Ve ekonomiden de bir haberi paylaşalım. 5 yıllık faiz 5 ayın dibinde sevgili seyirciler. Hazinenin gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı %17.67 ile 24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğu 9 Temmuz'dan yapılan ihaledeki seviyenin de altına geriledi deniyor haberde. Ve geçelim son gazetemiz Akşam Gazetesi'ne. Bunu ancak eroin alan biri yapar. Evet, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetinin ses kayıtlarıyla ilgili bir başlık. İfadeler Suudilere ait. Suudi istihbaratçı, ses kaydını dinleyen bir Suudi istihbaratçı işte olayı bu sözlerle değerlendiriyor. Yaşadığı şoku bu sözlerle değerlendiriyor. Başkan Erdoğan, Khashoggi cinayetine ilişkin ses kayıtlarını dinleyen Suudi istihbaratçının şok olduğunu ve herhalde bu eroin almış, bunu ancak eroin alan birisi yapar dediğini açıkladı. Malatya bombası Amerika'dan. Evet, Malatya'da ele geçen PKK'ya ait 28 kilo patlayıcının Amerika Birleşik Devletleri tarafından YPG'ye verildiği ortaya çıktı sevgili seyirciler. Terör örgütünün şehirlerde eylem yapmak için kullanacağı 30 bombalı paketi taşıyan Ali Rıza Üstel polise şok bir ifade verdi. Üstel, bomba malzemelerini Amerikalıların Suriye'de terör örgütünün uzantısı YPG'ye verdiğini söyledi. Evet, gündemden gazetelere yansıyan başlıkları, önemli başlıkları sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Günaydın Türkiye devam ediyor. Ve
FETÖ'cülerle ilgili önemli bir haber var. Yurt gündeminden öne çıkan haberlerin arasında. Kaç haberi paylaşacağız, ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız sevgili seyirciler. Evet, itirafçı FETÖ'cüler 950 isim verdi. Çok önemli isimler verildi. Ayrıntılarını aktaracağız ve bu da operasyonun önümüzdeki günlerde daha da genişleyerek süreceğinin sinyali oldu. Geçelim bir başka önemli başlığa. Hazine arazisi fırsatını kaçırmayın çünkü sayılı gün sona eriyor. Haberin ayrıntılarını ve son tarihi sizlerle birazdan paylaşmış olacağız. Geçelim bir diğer başlığa. Dostları Cemal Khashoggi'yi andı. 2 Ekim'de kaybolduğu günden sonra vahşice öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'yi dostları unutmadı. 40 günlük kaybın ardından bir kez daha Cemal Khashoggi anıldı. Evet, geçelim bir başka önemli başlığa. Evet, Umuda yolculuk ne yazık ki yine hüsranla sonuçlandı sevgili seyirciler. Ve tekne battı, kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Denizin ortasında kalan bir kadınsa işte ekipler tarafından bu şekilde kurtarıldı. Evet, başlıklar böyleydi. Gündemin ayrıntılarıyla, yurt gündeminin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den çok önemli açıklamalar geldi sevgili seyirciler. Adalet Bakanı Türk yargısının hiçbir örgüte teslim olmadığına vurgu yaptı. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adli ve idari yargı hakimleriyle Cumhuriyet Savcılarının kura töreninde konuştu. Bakan Gül, FETÖ'cülerin yargı defterini kapadığını söyledi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Gül, çiçeği burnundaki hakim ve savcıların, akıl ve vicdanı değersizleştirenlerin Türkiye'ye ödettiği bedeli unutmamalarını istedi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Devletin ve yargının bir ölümcül virüsten temizlenmesi yolunda ne kadar büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Türk yargısı yargı yetkisini yalnızca Türk milleti adına hukuka bağlılıkla kullanacak, bağımsızlığından ve tarafsızlığından asla ödün vermeyecektir. Törende Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay da konuştu ve 4000 FETÖ'cünün hakim ve savcılıktan tasfiye edildiğini söyledi. Ya Allah, bismillah, buyurun. Başlatıyoruz. Düğmeye bastı, yeni hakim ve savcıların görev yerlerini belirledi. Burada, hayırlı olsun tekrar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hakim ve savcı atama törenine katıldı. Çiçeği burnundaki hakim ve savcılara yargının önemini hatırlattı. 17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının bağımsız ve tarafsız olmasının adaletin tesisi açısından ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Oktay, 4000 FETÖ'cü hakim ve savcıyı yargıdan temizlediklerini söyledi. Aslında bunlara hakim ve savcı demek de doğru değil. Nasıl ki asker demiyorsak diğerlerine, asker elbisesi giymiş hainler diyorsak, bunlar da hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka
içimize sızmış hainlerden başka bir şey değiller. Burada. Hayırlı olsun tekrar. Muhammed Salih Ercoşkun. FETÖ operasyonlarında yakalanan ve itirafçı olan örgüt üyeleri bine yakın mahrem yöneticinin adını verdi. Yüzlerce FETÖ'cü itirafçı olduğu bine yakın mahrem yöneticinin adını verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ operasyonu örgütün çözülüşünü hızlandırdı. FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlardan bugüne kadar 444 örgüt üyesi itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ'cüler mahrem yöneticilerini tek tek anlattı. Deşifre edilen 950 mahrem yönetici yakalandı. İtirafçılar sadece isim vermedi. Askeri okul sınav sorularının nasıl çalındığını, mahrem yöneticilerin emirlerine uymayanların okuldan ve çalıştığı birimlerden nasıl kovulduğunu tüm ayrıntılarıyla anlattı. Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralama fırsatında geri sayım başladı. Başvuruların bitmesine birkaç gün kaldı. Yerli üretimin artırılması hedeflendi. Hazine'ye ait tarım arazileri çiftçilere kiralanacak. Hazine'ye ait 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi Ekim ayında kiraya verilmeye başlandı. Tarım arazilerini çiftçilerimize doğrudan ecri mesil bedelinin yarısı, yani bu da önemli. Şu an ecri mesil bedeliyle burada kiralama işlemleri yapılıyor. Bunun yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlıyoruz. Uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanması hedeflendi. Devlet artık vatandaşıyla malını, mülkünü paylaşıyor. Bu yeni sistemin bir artısı olarak bunu algılamak lazım. İnşallah hazineye ait İzinsiz kullanılan bu tarım arazileri, sözleşmesiz kullanılan bu tarım arazileri bundan sonra kayıt altına alınmış olacak. Çiftçi kardeşlerimiz kira bedelini ödeyerek artık gönül rahatlığıyla tarım arazilerini ekip biçecek. Ekim ayı itibariyle uygulamaya 22.860 çiftçi başvurdu. Arazileri 10 yıl süreyle kiralamak için son başvuru tarihi ise 19 Kasım. Kullanım bedeli illere ve araziye göre değişiyor. Araziler kira bedelinin yarı fiyatına verilecek. Çiftçi 10 yıl sonra isterse araziyi satın alabilecek. İsterse de bir 10 yıl daha kiralama hakkına sahip olacak. Kiralamanın yapılabilmesi için 3 yıl kullanım şartı var. Yani 31 Aralık 2017'den önce bu arazilerin 3 yıl süreyle kullanılmış olması gerekiyor. ÖTV ve KDV oranlarının azaltılması araç fiyatlarında 40 bin liraya kadar indirimleri de beraberinde getirdi. İndirimler büyük olunca otobayileri de son 2 ayda yaptıkları satışları bir haftada geçti. ...25-30 bin falan fark var. Fark bu kadar olunca satışlar patladı. Ekim ayındaki hedefimizi biz Kasım'ın ilk 4 gününde tamamlamış durumdayız yani. Otomotiv sektöründeki satışlar Haziran'dan bu yana dikkat çekici oranda düştü. Kasım'ın başına kadar kademeli bir şekilde düşüş vardı satışlarda. İlk önce %30'unu, sonra %40'ını, %50'sini, hatta %70'lere kadar varan bir satış kaybı yaşadık. Devreye ÖTV ve KDV indirimleri girdi. Devlet ticari araçlarda KDV'yi %18'den %1'e indirdi. Araçtan alınan ÖTV vergisinde de %15 indirim yaptı. 1600 motora kadar olan tüm araçlarda 120 bin TL'ye geçmeyecek şekilde olanlarda 15 puanlık bir ÖTV indirimi oldu. ÖTV'si %45 olan otomobillerimiz %30 ÖTV'ye, %50 olan ÖTV'si %50 olan otomobillerimizde %35 ÖTV'ye kadar geriledi. Devletin ÖTV ve KDV indirimlerine otobayileri de kampanyalarla destek verdi. Böylelikle otomobil fiyatları 8 bin lirayla 40 bin lira arasında aşağı çekildi. Haziran'daki sürece göre çok büyük fiyatlar yani. Atıyorum 150 liralık bir araba bakıyorum 130 lira falan ve işte 125 bin lira falan. Ağustos ayında şöyle söyleyeyim, hemen 150 bin liralık olan otomobil şu anda yaklaşık 128 bin, 127 bin bandında şu anda.
Talep öyle arttı ki otobayilerinin Kasım ayının ilk haftasında yapmış olduğu satışlar Eylül ve Ekim aylarında yaptıkları toplam satışı geçti. Zaten daha önceden de değiştirecektik. Hep planlama vardı da işte denk gelmesini bekledik. Arada bir 25-30 bin falan fark var. Onunla bunun arasında işte KDV'nin, ÖTV'nin indirilmesi, hurda araç teşviği bir fark ettirdi yani. Evet, 5 katını buldu. Daha da artıyor. Her geçen günde artacak şekilde gözüküyor. Ve otomobil sektörü her zaman için ikinci çeyrekte ayın son yarısında daha hareketlidir. Piyasaların odaklandığı ödemeler dengesi Eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Merakla beklenen ödemeler dengesi verileri açıklandı. Ödemeler dengesi Eylül ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Beklentiler ise 2 milyar dolar seviyesindeydi. Geçen yılın aynı döneminde ise cari işlemler hesabı 4 milyar 441 milyon dolar açık vermişti. Açıklanan son veriyle birlikte 12 aylık cari açık 46 milyar 58 milyon dolara geriledi. Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. İşte bu sözler vahşice öldürülen Suudi muhalif gazetecisi Cemal Kaşıkçı'ya ait. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürüldü. 15 kişilik Suudi tim tarafından katledilen ve cesedi parçalara ayrılan Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı. He is doing the right things the wrong way. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, İngiltere, Almanya ve Suudi Arabistan'a cinayetin ses kayıtlarını verdiklerini söylemişti. Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok? Bir Türk kaynak Kaşıkçı'nın ses kaydındaki son sözlerini anlattı. Ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net duyulduğunu söyledi. Kaşıkçı'nın boğuşma sırasında "Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. Klostrofobiyim ben." diye çığlık attığı iddia edildi. Evet, ölümünün üzerinden 40 gün geçti ve dostları Cemal Kaşıkçı'yı unutmadı. Düzenlenen törenle onu bir kez daha andı. Because he is doing the right things the wrong way. Ölümünün üzerinden 40 gün geçen gazeteci Cemal Kaşıkçı için dostları bir araya geldi. Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği ve Türk Arap Medya Derneği Kaşıkçı'yı anma etkinliği düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da katıldı. Aktay, korkunç cinayetin aydınlatılmasını istedi. Suç işlerse, kendi evladımız olsa, kendi canımızdan birisi bile olsa, ona karşı adaleti tesis etmek boynumuzun borcudur. Bunu yapmak sizi zayıflatmaz. Bilakis bunu yapmak, emin olun, sizi çok çok güçlendirir. Kimse katili bize verin. Kimse katili adalete teslim edemez. Kimse bize o 18 kişinin kendi başlarına karar verip gelip bu operasyonu yapmış olduklarına inandıramaz. Aktay, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın düşmanı olmadığını, adalet taleplerinin iyiliklerine olduğunu dile getirdi. Etkinliğe katılan davetlilerden biri Nobel ödüllü aktivist Tavakkol Karman'dı. Karman, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan'ın egemen makamlarının tamamının parmağı olduğunu ileri sürdü. Net olarak söyleyebiliriz ki Suudi Arabistan'ın resmi kurumları bir şekilde bu suça dahil oldu. DAEŞ'e benzer bir yöntemle bu suçu işlediler. Suudi Arabistan, ahlaki ve siyasi anlamda da büyük bir baskı haline girdi. Bir devlet nasıl bir terör organizasyonu geliştirebilir ki? Kanada Başbakanı Trudeau ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.
Cemal Kaşıkçı Suudi Konsolosluğu'nda katledildi. Vahşice öldürüldüğü kesin. Ancak cesedi hala ortada yok. Ses kayıtlarının olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmalarında bunu dile getirmişti. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Kanada Başbakanı Justin Trudeau de işte o ses kayıtlarıyla ilgili konuştu. Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını şahsen dinlediğini açıkladı. Kanada Başbakanı Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarla ilgili ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi. Kaçak yolcuların umuda yolculuğu yine hüsranla bitti. Tekne battı ve denizin ortasında kalan bir kadın sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölümün kıyısından böyle çekip aldılar. Kaçak yolcu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yol arkadaşlarından bazıları ölü bulundu. Denizin ortasında mahsur kalan kadın hayata can yeleğiyle tutundu. Umuda yolculuk İzmir'in Dikili ilçesinde başladı. Yaklaşık 15 kişilik bir grup kaçak yollardan Yunanistan'a gidecekti. Teknenin batmasıyla denizde can pazarı kuruldu. Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. İki kişi kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. Kimileri de ölü bulundu. Birçok kişinin de kayıp olduğu öne sürüldü. Denizde arama sırasında yabancı uyruklu bir kadına rastlandı. Bir can yeleğine tutunuyordu. Sahil güvenlik botundan uzanan bir el onu yeniden hayata bağladı. Ölümle burun buruna gelen kadın hemen karaya çıkarıldı. Diğer kayıp yolcuları arama çalışması devam ediyor. Vale cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı sevgili seyirciler. Cinayetin tek tutuklu sanığıyla ilgili beraat kararı bozuldu. İşte haberin ayrıntıları. Cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyordu. Önce tahliye edildi, şimdi de yakalama kararı çıkarıldı. Davaya konu olan olay 6 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir valeden araç istenmesi sırasında kavga çıktı. Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetti. 5 sanık geçen hafta hakim karşısına çıktı. Cinayetlerin azmettiricisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Ekşi iddiaları reddetti. Tarafları dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı. Sanık Hakan Ekşi'nin oy birliğiyle tahliyesine karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu. Aileler tahliye kararını duyunca ortalık karıştı. Duruşma salonunun önünde ve adliye girişinde arbede çıktı. Araya polis ve güvenlik görevlileri girdi. Olayın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dört hırsız gecenin karanlığını fırsat bildi ve bitkisel ilaç satışı yapan bir firmayı soydu. Güvenlik sistemlerini devre dışı bırakacak davranışlarda bulunmuşlar. Hırsızlar güvenlik kameralarını söktü. Yakalanmamak için tüm önlemleri aldı. Yan binanın çatısına çıkıp oradan bizim teras katımızda girmişler. Görüntüler İstanbul 2 Telli'den. Olay 5 Kasım'da gece saatlerinde yaşandı. Kapüşonlu 4 hırsız bir bitkisel ilaç firmasını gözüne kestirdi. Çelik kasayı bir şekilde açmışlar ve içerisindeki değerli evrakları maalesef almışlar. Hırsızlar sadece evraklarla yetinmedi. Binadaki bütün katları tek tek dolaştı.
Değerli buldukları her şeyi çaldı. Çalışanların masalarındaki tabletleri, bilgisayarları, değerli şeyleri almışlar. Hırsızlar zemin kattaki iki demir kapıyı geçti, kamera kayıt kutusunu yerinden söktü. Komple kutuyu duvardan söküp, alttaki kablolarını kesip, komple alıp götürmüşler. Polisler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların peşine düştü. Sevgili seyirciler, Maganda kurşunuyla ilgili haberleri sizlerle sıklıkla paylaşıyoruz. Uyarıları, cezaları söylüyoruz. Israrla yapmayın diyoruz. İşte bir genç kızı ekranlarınıza getireceğiz. Eylem Ateş, akrabasının düğününde Maganda kurşunuyla felç kaldı ve şimdi yaşama tutunmaya çalışıyor. Eğlence adına sıkılan bu kurşunlar bir kız çocuğunu yatağa mahkum etti. Eylem Ateş, 15 yaşında. Geçen yıl Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki akrabasının düğününde bir maganda kurşunuyla vuruldu. Birkaç kez ameliyat oldu. Ölümden döndü ama felç kaldı. Zor günler başladı. 27 Ekim 2017 tarihinden bu yana daha fizik tedaviye devam ediyorum. Ve devam edeceğim. Bu bayağı bir önümde uzun yol var. Genç kız yine de hayata küsmedi. Devletin yardımlarıyla eğitimini evde almaya başladı. Okula gidemeyeceğimi zannediyordum böyle olduğumdan dolayı. Kaymakam Bey'imiz Mustafa Bey evde eğitim diye bir sistem olduğunu söyledi bize. Çok yardımcı oldu o konuda. Belediye başkanımız da aynı şekilde öyle. Onlara çok çok teşekkür ediyorum buradan. Kızı ölümden dönen anne 1,5 yıldır çok zor günler geçirdiklerini anlattı. Çok rica ediyorum. Lütfen düğünlerde silah sıkmayın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Eylemin en büyük eğlencesi aldığı gitar dersi. Maganda kurşunuyla yatağa mahkum olan Eylem o magandalara seslendi. İnşallah bu son kez olur. Bir daha düğünlerde silah sıkılmasın. Benim hayatım karardı. Benden öncekilerin de hayatı karardı. Benden sonrakilerin de hayatı kararmasını istemiyorum. Ve şimdi sizinle korkunç bir istatistiği paylaşacağız sevgili seyirciler. Ölüm makinelerinden biri pompalı tüfek ve edinmek o kadar kolay ki şaşırırsınız. İnternet üzerinden sadece bir tıkla alabiliyorsunuz. Ve ruhsatsız silahla, kaçak yollarla elde edilen silahlarla 500'ün üzerinde kişi öldürüldü ve 2000'in üzerinde kişi de yaralandı. Ve bu sayılar, bu rakamlar sadece basına yansıyanlar. Haberimizi izleyelim. İnternet satıcılarının tüfek satmaları yasaktır. Ama yasak dinlemiyorlar. Hatta internette reklamını bile yapıyorlar. Kapınıza kadar gönderiyorlar. Taksit imkanı bile sunuyorlar. Onlarca ölüme neden olan pompalı tüfekler sosyal medyada peynir ekmek gibi satılıyor. Çok rahat alıyorlar yani. Kesinlikle çok rahat alıyorlar. Rahat almasalar bu tarz olaylar yaşanmaz yani. En son 14 yaşındaki Mert Emre Karagöz pompalı tüfekle sokak ortasında öldürüldü. Katili de onunla aynı yaştaydı. Pompalı tüfeklerin internetten satışı ve internetten satın almak kesinlikle yasak. Ancak maalesef bazıları pompalı tüfekleri hem internetten satıyorlar hem de satın alıyorlar. Ve bu da sadece ve sadece bir tık uzaklıkta. Ve yine yasak olmasına rağmen kapıda ödemede kabul ediliyor. Karagöz'ün katili de bir tıkla ölüm makinesine ulaştı. İnternetten 600 liraya aldı. İşte yani kesinlikle bunlar engellenmesi lazım yani. Bir türlü engellenemediği için her yıl binlerce ruhsatsız tüfek kontrol dışı el değiştiriyor. Kaydı olmayan bu ölüm makineleri ya hırsızlıkta ya gaspta ya da cinayetlerde kullanılıyor. Öyle ki son bir yılda 1592 kişi öldürüldü. 2700 kişi de yaralandı. Ve bunların çoğu da ruhsatsız silahlarla. İstanbul Bahçeli Evler'de facianın eşiğinden dönüldü sevgili seyirciler. Taksinin çarptığı bir araç yayaların üzerine savruldu ve kazada biri çocuk, iki kişi yaralandı.
gürültüye bakınca taksinin uçtuğunu gördüm açıkçası. Kaza yapan taksi yayaların arasına daldı. Park halindeki motosikletlere çarpa çarpa ilerledi, en son bir direğe çarparak durabildi. Kaza İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Bir sürücü aniden yola çıktı. Darbe alan taksi şoförü aracın kontrolünü kaybetti. Yayaların arasına daldı. Kazada biri çocuk, iki kişi yaralandı. Taksi şoförü kazayı yara almadan atlattı. Korkutan kazada tek teselli can kaybının olmamasıydı. İsrail Gazze şeridini kana buladı sevgili seyirciler. Hedefleri arasında Hamas'a ait El Aksa televizyon kanalının genel merkezi de vardı. İsrail savaş uçakları El Aksa kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırıda kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın bir başka merkezden yapıldı. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok binada zarar gördü. Ordudan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, roketlerin 60'ının Demir Kubbe adlı hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü belirtildi. Ateşkes günü anma etkinliklerinde bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki gerginlik vücut dillerine bakın nasıl yansıdı. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren, Ateşkes Günü anma etkinlikleri için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi gergin başladı. Macron geçtiğimiz günlerde ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini söylemiş, Trump'sa sert tepki göstermişti. Trump, Avrupa önce NATO'ya olan borcunu ödemeli ifadelerini kullanmıştı. İki lider arasında yükselen tansiyon Paris'teki buluşmada da devam etti. Basın mensuplarının karşısına çıkan ikili, gergin tavırları ve vücut dilleriyle dikkat çekti. Macron'un sık sık Trump'ı yatıştırmak ister gibi temas kurması gözden kaçmadı. O anlar ikilinin Nisan ayında Washington'daki buluşmasını akıllara getirdi. Macron'u Amerika Birleşik Devletleri'nde ağırlayan Trump oldukça yakından ilgi göstermişti. İki liderin iki buluşma arasındaki taban tabana zıt görüntüsü nereden nereye yorumlarına neden oldu. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri yıllardır terör bahanesiyle İslam coğrafyasına devam eden işgal düzeniyle 500 bin sivilin ölümüne neden oldu. ABD terörle mücadeleyi bahane ediyor, yıllardır sivillerin ölümüne neden oluyor. 11 Eylül 2001'deki terör saldırısının ardından ABD yönetimi terörle savaş adı altında İslam coğrafyasına saldırdı. ABD'deki Brown Üniversitesi rapor hazırladı. Rapora göre işgal hareketi sırasında Afganistan ve Irak başta olmak üzere İslam coğrafyasında hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı. 10 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İşgallerin ABD'ye maliyetinin ise 5.6 trilyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Dikkat çeken rapor ABD'de görmezden geliniyor. Ölenlerin sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alev alev yanıyor sevgili seyirciler. Bir yandan söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan da bilanço giderek ağırlaşıyor. Ölü sayısı 42'ye yükseldi. Zifiri karanlık kızıla boyandı. Ağaçlar soba gibi yandı. Dumandan göz gözü görmez oldu.
gökyüzü devasa büyüklükteki duman bulutlarıyla kaplandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya. NASA, eyaletin kuzeyindeki ve güneyindeki yangınların uydu fotoğraflarını yayınladı. Felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İtfaiyeciler yerleşim yerlerinin alevler içinde kalmasını engelleyemedi. Her yer küle döndü. Yüzlerce insan tahliye edildi. Kasabalar alevler içinde kaldı. Milyon dolarlık evler kül oldu. Yangında çok sayıda ünlü yıldızın da evi yandı. Oyuncu Gerard Butler yanan evini sosyal medyada paylaştı. Yönetmen Scott Derrickson da evinin yandığını duyurdu. Kaliforniya tarihinin en ölümcül yangınında ölü sayısı giderek artıyor. Yetkililer küllerin arasından ceset arama çalışmalarına başladı. 200'den fazla kişiden ise haber alınamıyor. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Günaydın Türkiye devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet, kısacık bir aranın ardından günaydın Türkiye devam ediyor sevgili seyirciler. Gündeme ilişkin ayrıntıları sizlerle paylaşacağız ama öncelikle gündemde öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa temasları sonrasında dönüşte uçakta gazetecilerin dünya ve ülke gündemine ilişkin önemli sorularını yanıtladı. Ayrıntıları, o açıklamaları birazdan sizlerle paylaşacağız diyelim ve devam edelim. Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari patlamasının, mühimmat patlamasının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu ve Hulusi Akar hiçbir dış etken söz konusu değil dedi. Evet, 3 PKK'lının başına Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödül kondu ve bu konu çok konuşuldu, çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bizimle dalga geçiyorlar diyerek değerlendirdi konuyu. Evet, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Türk yargısı örgütlere hiçbir zaman teslim olmadı dedi. Ve bu haberler ve daha fazlasının ayrıntıları az sonra ekranlarınızda olacak. Günaydın Türkiye devam ediyor. Evet, az önce başlıklarda söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı dedik. Önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı. İşte o açıklamaların ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris dönüşü uçakta konuştu. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'la ABD Başkanı Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmede Kaşıkçı cinayeti ele alındı. Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel'le Macron'u da dahil ettik. Reflekslerinden hareketle bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Öyle zannediyorum ki kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Bir defa katiller bu 18'in içindedir. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetindeki ses kayıtlarını Suudiler dahil pek çok ülke istihbaratıyla paylaştıklarını söyledi. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde herhalde bu eroin almış. Bunu ancak eroin alan birisi yapar diyecek kadar şok oldu. Buna rağmen olayı saptırma peşinde olanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkbank konusuna değindi, Trump'ın bu konuda talimat vereceğini söyledi. Trump, Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim dedi. Bu işin takibini isteyeceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı şeklinde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 elebaşına para ödülü koyması da vardı. ABD'nin PKK'lı 3 isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Biz bunu PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz. Gelmeyiz. Erdoğan, Trump'a Fırat'ın doğusuyla ilgili çok net mesaj verdi. Trump'a bu konuda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir dedim. Fırat'ın doğusunu görüyorsunuz. Çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt Bey'in,
gerek Savunma Bakanımızın muhataplarıyla yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır. Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değindi, önemli uyarılarda bulundu. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. Bizi dara, zora sokmayın diyoruz. Uluslararası yasalara göre kara sularında ne çıkarsa tüm Kıbrıs halkınındır. Bizim ne kadar varsa Kuzey Kıbrıs, güneyde ne kadar varsa nüfusuna göre pay edilir. Karşılıklı güven ancak bu şekilde tesis edilebilir. Erdoğan yerel seçimleri değerlendirdi. 3 dönem kuralı ile ilgili önemli mesajlar verdi. 3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Hepsi için geçerli mi bu? Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında AK Parti'ye oy verirseniz harama ortak olursunuz demişti. Erdoğan CHP liderinin bu sözlerine tepki gösterdi. Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini arttırsın, ondan sonra konuşsun. Eğer demokrasi ise demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın. İkinci 100 günlük eylem planı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. O milyonların omuzu üşü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeli 6 ay oldu. Yeni sistemin ilk 100 günlük eylem programı 3 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır. Erdoğan'ın ikinci 100 günlük eylem planını bu hafta açıklaması bekleniyor. Bu eylem planında yerel seçimlere dönük projelere ağırlık verilecek. Özellikle İstanbul ve Ankara'ya yönelik projelere ağırlık verilecek. İkinci eylem planı daha çok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun görev alanına giren kısa vadeli, aciliyetli olan hedeflerden oluşacak. Kentsel dönüşüm projelerimize biz bu dönemde hız veriyoruz. Biz söz verdik mi yaparız. Erdoğan çalışmaları tamamlamak üzere olan planın son halini inceleyerek kamuoyuna duyuracak. Seçim çalışmaları, partilerin seçim çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor sevgili seyirciler. AK Parti'de de durum aynı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla adaylık için başvuru süresi 4 gün daha uzatıldı. 5 Kasım'da başladı, 12 Kasım'da başvurular sona erecekti. AK Parti'de aday adaylığı başvuru süresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 16 Kasım Cuma günü saat 17'ye kadar uzatıldı. Kararı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yazılı açıklama yaparak kamuoyuna duyurdu. Yüzlerce aday adayı ise başvurunun son günü diye AK Parti Genel Merkezi'ne akın etti. Aday adayları yapacakları projelerden bahsetti. İnsan üzerinde yoğunlaştık. Öncelikle insanlarımızı kucaklamamız gerekiyor. AK Parti'de aday tespit çalışmaları ise devam ediyor. 3 büyükşehir için kim aday olacak? AK Parti'de İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi ağırlık kazandı. Başkent kulislerinde konuşulanlara göre Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasekil'in ismi öne çıkıyor. Özasekil'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın isimleri de adaylık için geçiyor. İzmir içinse Ege İhracatçılar Meclisi eski Başkan Vekili Mahmut Özgener ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nüket Hotar'ın da isimleri konuşuluyor. AK Parti'nin Gaziantep'te Fatma Şahin, Antalya'da ise Menderes Türel'de yola devam edeceği ifade ediliyor. Sevgili seyirciler, Türkiye şehitlerine ağladı. Hakkari'deki mühimmat patlamasında şehit olan 4 askerimiz daha gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya ve İstanbul. 4 il şehitlerine veda etti. Ciğerim. 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 Ciğerim.
Sen benden vazgeçemiyorsun kuzum. Binler cenazeleri akın etti. Askerinin cenazesine katılamayan bir komutan, şehidin cenazesini görüntülü telefonla canlı izledi. Acı haber Hakkari'nin Şendilli ilçesinden gelmişti. Mühimmat deposundaki patlamada 7 asker şehit oldu. 4 asker daha ebediyete uğurlandı. Topçu çavuş Mehmet Kaşık henüz 25 yaşındaydı. Anne Meryem Kaşık tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Şehit annesi söz verdiği gibi ağlamadı ama feryadını duyanları gözyaşlarına boğdu. Şehit ateşi Gaziantep'i de yaktı. Dualar ve gözyaşları topçu er Samet Kaymakçı içindi. Şehit babası Vakkas Kaymakçı oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Şehit Kaymakçı'nın silah arkadaşları cenaze törenine katılamadı. Ama yine de yalnız bırakmadılar. Komutanı cenaze törenine kendi babasını gönderdi. Babasının görüntülü aramasıyla töreni canlı izledi. Hakkari'de şehadet şerbetini yudumlayan askerlerden biri de Yusuf Önder. Antalya'da vatan toprağına emanet edildi. İstanbul'da gözyaşları şehit Melih Sancar için aktı. Cenaze töreni Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlendi. Tekbirlerle sonsuzluğa uğurlandı. Mersin'de Şırnak şehidinin acısı vardı. Bombalı saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Ömer Doğan gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu ve hiçbir dış etken söz konusu değil dedi. Hakkari'de acı bir haber geldi. Süngütepe üst bölgesinde top atışı yapıldığı esnada mühimmat infilak etti. 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Acı olay yürekleri dağladı. Kazanın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kazayla ilgili konuştu. İncelemeler sonucunda ulaşılan ilk bulguyu paylaştı. Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir. Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Şırnak ve Hakkari gazilerini hastanede ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgiler aldı. Onlar vatan uğruna canlarını hiçe saydılar, gazi oldular. Yine de vatanı korumak için daima hazırlar. Nasıl hissediyoruz kendimizi? Daima hazır. Kimi kolundan, kimi bacağından yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hakkari'nin Ortaklar Köyü üst bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden gazilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun. Ben ne yapacağım? Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 PKK'lının başına ödül koymasını değerlendirdi ve bizimle dalga geçiyorlar dedi. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp 3 tane terörist yaptırım listesine koyuyorlar. ABD yaptırım altındaki 2 Türk bakanın yaptırımlarını kaldırdı. PKK'lı 3 teröristi listesine aldı. Başlarına ödül koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyon'da konuyla ilgili ilk kez konuştu. Güya milletimizin gönlünü alacaklar. Bizi aldatmaya çalışıyorlar. Güya bize dalga geçiyorlar. Bakan Soylu kastedilmek istenenin farkında olduğunu söyledi. ABD'nin PKK elebaşlarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Bize demek istiyor ki senin bakanın o terörist arasında bir farklılık söz konusu. Biz de bunu yiyeceğiz. Thank you.
Sevgili seyirciler, şimdi başkente gideceğiz ve Ankara'nın gündeminde bugün neler var? Ayrıntılarını arkadaşımız Sultan Akdoğan bizlerle paylaşacak. Günaydın diyelim öncelikle Sultan. Başkentte bugün neler yaşanacak, seni dinliyoruz. Günaydın Meltem Günay. 13 Kasım Salı sabahından Ankara'dan günaydın diyerek başlayalım biz de tekrar söze. Günün öne çıkan gündem başlıklarına bakmadan önce aslında şu anın en sıcak gelişmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara bakalım ki özellikle ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeye dair de çok çarpıcı açıklamalar, mesajlar içeriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Fransa'daydı. Paris'te 100. yıl 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı anma etkinliklerine katılmıştı. Liderlerle görüştü ve orada ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmeye de ayrı bir başlık açalım. ABD Başkanı Trump'la özellikle Kaşıkçı cinayetine dair dikkat çeken bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve o görüşmede neler konuşulduğunu anlattı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi istihbarat şefine Kaşıkçı'nın kayıtlarını dinlettiğinde söylediklerini söyledi. İstihbarat şefi özellikle kayıtları dinlediğinde şok oldu. Herhalde bu eroin almış, bunu ancak eroin alan birisi yapar diyecek kadar şaşırdı diyor. Ortada böyle bir gerçek var. Buna rağmen hala Suudi Arabistan olayı saptırma peşinde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu da söylemişti. Biz ses kayıtlarını Amerika, Almanya, Avrupa, Suudi Arabistan pek çok ülkeye, isteyen her ülkeyle paylaştık demişti. Liderlerin o ses kayıtlarını dinlediğinde verdikleri tepkilere, reflekslere de bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Liderler bu ses kayıtlarını dinlediklerinde çok rahatsız oldular dedi ve isteyen ülkelerle bu ses kayıtlarını tekrar paylaşabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık Kaşıkçı'nın katilinin Suudi Arabistan'a dönen ve tutuklanan 18 kişinin içinde olduğunu söylüyor. Bir kez daha onu yineledi. Katil ya da katiller o 18 kişinin içinde. Katil önemli ama biz talimatı veren kişiyi de merak ediyoruz. Bu kişi de açıklanmalı, bu kişi de yargı önüne çıkmalı dedi. Bir kez daha Suudi yetkililere dikkat çeken bir çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını verdi demiştik. Özellikle Suriye'deki gelişmeler ele alındı o görüşmede. Münbiç ortak bir devriye başlamıştı. Münbiç konusunda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ortak devriyelerin devam edeceğini söyledi ve İdlib konusuna da Trump çok önem veriyor. Oradaki başarımızı da takdirle karşılıyor dedi. Amerika 3 PKK elebaşının başına 12 milyon dolarlık bir ödül koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Paris'e gitmeden önce yaptığı basın toplantısında ABD PKK ile YPG'yi ayırmıyor, bizi bu hareketleriyle kandıramazlar demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Amerika'nın bu tutumuyla ilgili de konuştu. Geç kalmış bir adım dedi. Biz bunu PKK ile PYD'nin ayrı yapıları olduğunu meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz dedi. Bir kez daha Amerika'nın bu tutumuna inanmadığını söyledi. Gözler bir yandan Amerika'da, Halkbank davası, Hakan Atilla davası Amerika'da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a neler söylediğini de bahsetti gazetecilere. Döner dönmez talimatı vereceği, ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı dedi. Ve 3 dönemlikler özellikle AK Parti içerisinde merak ediliyor. 3 dönem başkanlık yapanlar ne olacak? 80'e yakın belediye başkanı olduğunu biliyoruz. Bu isimler göreve devam edecek mi? Onlar için yeni bir karar çıkacak mı parti içerisinden? Gözler aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris dönüşü bu merak edilen soruya da cevap verdi. 3 dönem başkanlık yapanlar istirahat edecekler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şehirler üzerindeki çalışmalarımız çok önemli. Belli bir noktaya kadar geldik. Ancak geldik, devam ediyor bu çalışmalar dedi. Ama 3 dönem mantığı diye bir anlayışımız var. 3 dönem belediye başkanı yapmış arkadaşlarımızı büyük oranda istirahata çekeceğiz dedi. Tamamına yakını için bu geçerli dedi. Sadece ayrı bir başlık açtı. 4 dönem olarak 3 dönemlik bir isim devam edebilir ama bunu büyük şehirlerde yapmayı düşünmüyoruz. Sadece ilçelerde yapacağız ama o da yine kendi ilçesinde olmayacak. Başka bir ilçede görevine devam edecek dedi. AK Parti içerisinde bu karar da çok önemli ve gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bugün yapacağı programlara çevrilmişti. Bugün mecliste grup günü,
partilerin grup toplantıları var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta neredeyse kendi programlarını iptal etmiş durumda. Bugün AK Parti grubunda da olmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün çalışmasını genel merkezde aday belirleme sürecine ayırmış durumda. Özellikle dün de kurmaylarıyla bir toplantı daha yaptı. Temayül yoklamalarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anketler sunuldu, sunumlar yapıldı. Aslında 12'si dün aday belirleme süreci AK Parti'de bitiyordu, aday adaylığı başvuruları. O süre 18 Kasım'a kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzatıldı. AK Parti'de gözler çünkü aday adaylığı belirleme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan listelerde çok titiz bir çalışma yürütüyor. Gözler bir yandan büyük şehirlerde kimlerin aday gösterileceğini çevrildi. İsimler dillendiriliyor. Ankara için Mehmet Özasekin'in ismi dillendiriliyor. İstanbul için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı dillendiriliyor kulislerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan listelerde herhangi bir sapma olmaması için bütün mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde bu aday adaylığı belirleme sürecine çevirdi. Çünkü AK Parti'nin bir tezi var. MHP ile ittifak sürecinin olmamasının ardından AK Parti her ilde kendi adayıyla yarışıp en fazla oyu almanın peşinde. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ayrı bir mesai harcıyor. Yerel seçimlerde yaklaşık 5 ay gibi bir süre kaldı. Gözler elbette ki siyasi partilere çevrildi. AK Parti'de durum bu ama muhalefette bugün çok hareketli bir gün olacak. Çünkü muhalefette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu akşam saat tam 20'de İYİ Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Meral Akşener'le bir araya gelecek. Peki bu görüşmenin ana gündem başlığı ne olabilir? Elbette ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde başlayan Millet İttifakı yerel seçimde devam edecek mi? Mansur Yavaş'ın Ankara'da özellikle rozetsiz bir başkanlık çıkışı vardı. Meral Akşener Mansur Yavaş'ın bu rozetsiz çıkışını desteklediğini söyledi ama ortak aday olabilirim demişti Mansur Yavaş. Muhalefetin ortak adayı olarak gösterilebilirim demişti. Meral Akşener Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına sıcak bakmadığını söyledi ama rozetsiz başkan anlayışını desteklediklerini söyledi. Bir yandan sıcak bakıyor İyi Parti, bir yandan neler söyleyeceği de merak ediliyor. Bugün gözler o görüşmede olacak. O görüşmenin ardından Millet İttifakı yerel seçimde de devam edecek mi sorusu bir noktada bugün aslında netlik kazanacak. Bugün siyasi partilerin mecliste grup toplantıları var. Salı klasiği, bütün liderler kürsüye çıkıyor. Bir tek AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. MHP lideri çıkacak, İyi Parti lideri çıkacak, HDP ve CHP liderleri sırayla kürsüye çıkacaklar. Liderlerin neler söyleyeceği çok önemli. İlk olarak MHP lideri çıkacak kürsüye. MHP liderinden alacağız biz açıklamaları. Hafta sonu Ankara'da önemliydi. Pazar günü af bekleyenler MHP Genel Merkezi'ne gelmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. MHP af tepkisi definde çok ısrarcı. Bahçeli'nin özellikle bugün bir kez daha bu ısrarını biz meclis kürsüsünde yinelemesini bekliyoruz. Siyasi parti liderleri de kürsüye çıkacaklar. Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o görüşme öncesi parti tabanlarına yönelik son mesajlarını grup kürsüsünde verecek. Meclisten devam edelim. Mecliste genel kurulda çok tartışılan AK Parti'nin sağlıkta 44 maddelik torba yasa teklifi gelecek. Özellikle FETÖ'den ihraç edilen doktorların durumuna ilişkin bir madde vardı ki komisyondan kavgayla geçmişti o madde. Neydi? FETÖ'den ihraç edilen, hakkında soruşturma geçiren doktorlar, diş hekimleri SGK'ya bağlı hiçbir hastanede çalışamayacaklar. Sadece özel kurumlarda ya da muayenehanelerde çalışacaklar. Muhalefet buna tepkili. Bu maddenin geri çekilmesini istiyor. Genel kurulda da özellikle bu torba yasa görüşmelerinin gergin geçmesini beklediğimizi söyleyelim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Bugün de Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunuş konuşması yapacak. Ankara'nın öne çıkan gündem başlıkları bu yöndeydi diyelim ve söz tekrar İstanbul'a bırakalım. Teşekkürler Sultan Akdoğan, kolay gelsin diyelim bizler de. Evet, başkent Ankara'nın gündemine ilişkin ayrıntıları arkadaşımız Sultan Akdoğan bizlerle paylaştı. Ve bir son dakika gelişmesini hemen aktaralım sevgili seyirciler. Adana'da FETÖ örgütüne darbe üstüne darbe indirildi. Eş zamanlı 30 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Bir kez daha tekrar edelim. FETÖ örgütüne Adana'da bir darbe daha indirildi. Önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı ve 16 kişi gözaltına alındı. Evet.
Sevgili seyirciler, seçimler için hummalı çalışmalar devam ediyor. Partilerin arayışları sürüyor. Özellikle büyük şehirler için önemli isimler tercih ediliyor. CHP ve İYİ Parti'nin Ankara için yarıştığı Mansur Yavaş sonunda konuştu ve bakın adaylık için neler söyledi. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Hangi partiden aday olacağını açıklaması beklenirken Mansur Yavaş bu açıklamayı yaptı. Mansur Yavaş'ın adı hem CHP hem de İYİ Parti ile anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor. Ancak CHP'nin içinde Mansur Yavaş ismine tepki gösteren gruplar da var. Hoş geldin Sayın Başkanım. Hangi partiden aday olacağı merakla beklenen Yavaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 24 yıldır Ankara'nın kazanılamadığını hatırlatan Mansur Yavaş şu yazıyı paylaştı. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşıyla bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur. Açıklamada en dikkat çekici nokta ise rozetsiz yönetim vurgusu oldu. Yavaş 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olmuş ancak parti rozeti takmamıştı. Kulislere göre Yavaş hangi rozeti takarsa taksın diğer partilerin de kendisini desteklemesini istiyor. Yavaş'ın açıklamasının ardından CHP ve İYİ Parti cephelerinden açıklamalar geldi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Yavaş'ı daha önce de aday göstermek istediklerini hatırlattı. Akşener, adaylarımız seçildikten sonra parti rozetlerini çıkartacaklardır açıklamasında bulundu. İYİ Parti lideri Yavaş'ın görüşünü de saygıyla karşıladığını belirtti. Yavaş'ın sözleri CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a da soruldu. Öztrak temkinliydi. Bu süreçte belediye başkanlıklarına aday olabilecek isimlerin söyledikleri, konuştukları ya da isimlerle ilgili olarak benim herhangi bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Sonuç itibariyle bu isimler parti meclisimizde değerlendirilecektir. Ona göre de karar verilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor sevgili seyirciler. Öztürk Yılmaz gerginliği sürüyor. CHP liderine sert sözlerle yüklenmişti Öztürk Yılmaz. İkinci kez Parti Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Muhalefet yerelde ittifak yapmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 13 Kasım Salı akşamı bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret edecek. O ziyarette yerel seçimlerde ittifak formülü aranacak. Özellikle büyük şehirlerde ortak bir isim üzerinde durulması bekleniyor. Ankara için Mansur Yavaş'ın adı anılıyor. İki parti de Yavaş'ı Ankara'dan aday göstermek istiyor. İki lider fikir alışverişinde bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak bir ittifakla Mansur Yavaş CHP ile İYİ Parti'nin ittifak adayı olarak Ankara'da gösterilebilir. Gözler şimdi iki liderin görüşmesine çevrildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türk yargısının hiçbir örgüte teslim olmadığını açıkladı. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adli ve idari yargı hakimleriyle Cumhuriyet Savcılarının kura töreninde konuştu. Bakan Gül, FETÖ'cülerin yargı defterini kapadığını söyledi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Gül, çiçeği burnundaki hakim ve savcıların, akıl ve vicdanı değersizleştirenlerin Türkiye'ye ödettiği bedeli unutmamalarını istedi. İstikameti hukuktan ve vicdanından değil, bağlı olduğu örgütten alan FETÖ mensupları sonuçta kendileri de büyük bir bedel ödeyerek perdeyi hüsranla kapatmıştır. Devletin ve yargının bir ölümcül virüsten temizlenmesi yolunda ne kadar büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi de önemli vurgulamak isterim. Türk yargısı hiçbir örgüte teslim olmamıştır ve hiçbir örgüte teslim olmayacaktır. Türk yargısı yargı yetkisini yalnızca Türk milleti adına hukuka bağlılıkla kullanacak,
bağımsızlığından ve tarafsızlığından asla ödün vermeyecektir. Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, hakim ve savcı atamaları töreninde konuştu. Oktay, 4000 FETÖ'cüyü hakim ve savcılıktan tasfiye ettiklerini söyledi. Ya Allah, bismillah, buyurun. Başlatıyoruz. Düğmeye bastı, yeni hakim ve savcıların görev yerlerini belirledi. Burada, hayırlı olsun tekrar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hakim ve savcı atama törenine katıldı. Çiçeği burnundaki hakim ve savcılara yargının önemini hatırlattı. 17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz FETÖ hain darbe teşebbüsü hepimize yargının bağımsız ve tarafsız olmasının adaletin tesisi açısından ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Adalet teşkilatımız gerekli mekanizmaları işleterek darbe girişiminin ardından içindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve en kararlı şekilde temizleyen kurum olmuştur. Oktay, 4000 FETÖ'cü hakim ve savcıyı yargıdan temizlediklerini söyledi. Aslında bunlara hakim ve savcı demek de doğru değil. Nasıl ki asker demiyorsak diğerlerine, asker elbisesi giymiş hainler diyorsak, bunlar da hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka, içimize sızmış hainlerden başka bir şey değiller. Burada. Hayırlı olsun tekrar. Muhammed Salih Sevgili seyirciler, Ateşkes Günü anma etkinlikleri kapsamında iki lider bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron. İki lider arasındaki gerginlik vücut dillerine bakın nasıl yansıdı. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Günü anma etkinlikleri için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi gergin başladı. Macron geçtiğimiz günlerde ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini söylemiş, Trump'sa sert tepki göstermişti. Trump, Avrupa önce NATO'ya olan borcunu ödemeli ifadelerini kullanmıştı. İki lider arasında yükselen tansiyon Paris'teki buluşmada da devam etti. Basın mensuplarının karşısına çıkan ikili gergin tavırları ve vücut dilleriyle dikkat çekti. Macron'un sık sık Trump'ı yatıştırmak ister gibi temas kurması gözden kaçmadı. O anlar ikilinin Nisan ayında Washington'daki buluşmasını akıllara getirdi. Macron'u Amerika Birleşik Devletleri'nde ağırlayan Trump oldukça yakından ilgi göstermişti. İki liderin iki buluşma arasındaki taban tabana zıt görüntüsü nereden nereye yorumlarına neden oldu. Sevgili seyirciler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den malumun ilanı gibi bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlamak mümkün değil dedi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki German Atlantic Society adlı kuruluşta konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Avrupa için önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunmasının %80'inin Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler tarafından karşılanacağına dikkat çekti. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki istikrarsızlığa karşı mücadele ettiğini belirten Stoltenberg, Avrupa'nın güvenliği, terörle mücadele konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye gibi ülkeler olmadan sağlanamaz dedi. Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. İşte bu sözler vahşice öldürülen Suudi muhalif gazeteci Cemal Khashoggi'ye aitti. Suudi gazeteci Cemal Khashoggi İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürüldü. 15 kişilik Suudi tim tarafından katledilen ve cesedi parçalara ayrılan Khashoggi'nin son sözleri ortaya çıktı. He is doing the right things the wrong way. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, İngiltere, Almanya ve Suudi Arabistan'a cinayetin ses kayıtlarını verdiklerini söylemişti. Öldürüldüğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala ortada yok?
Bir Türk kaynak Kaşıkçı'nın ses kaydındaki son sözlerini anlattı. Ses kaydında Kaşıkçı'nın Suudi infaz ekibiyle boğuşmasının net duyulduğunu söyledi. Kaşıkçı'nın boğuşma sırasında "Boğuluyorum, poşeti kafamdan çıkarın. Klostrofobiyim ben." diye çığlık attığı iddia edildi. Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türkiye'yi hedef alan ve haddini aşan sözler sarf etti, cevabı getirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye'nin elindeki ses kayıtlarının Fransa'ya verildiğini söylemişti. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere. Hepsine verdik. Dolayısıyla buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Ancak Erdoğan'ın bu açıklamasına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan yalanlama geldi. Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ait ses kayıtlarının kendilerine gönderildiği bilgisini yalanladı ve Erdoğan siyasi oyun oynuyor demişti. Ça veut dire qu'il a un jeu politique particulier dans cette circonstance. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşının açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı her şeyden önce haddini aşmıştır. Bir cumhurbaşkanıyla nasıl konuşacağını bilmelidir. İkincisi, kendi liderleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ı da karıştırmasın. Fakat ben biliyorum ki 24 Ekim'de bizim istihbaratımız ve arkadaşlarımız elimizdeki bilgiler, yani dinleme dahil, tapeler dahil, tüm bilgiler Fransız istihbaratına, onların talebi üzerine verilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Le Drian'ın açıklamalarına cevap verdi. Altun, Cumhurbaşkanımızı siyasi oyunlar oynamakla itham etmesi kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği dahildir. Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında iletişim kopukluğu varsa bu sorunu çözecek olan Türkiye değil, Fransız makamlarıdır. Ve gündemden gazetelere yansıyan önemli haberlerle devam edelim şimdi de Türkiye Gazetesi'nden başlayarak. Sevgili seyirciler, 3 dönemlikler dinlenecek bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait Fransa dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı ve yerel seçimlerden dünya gündemine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hemen haberin ayrıntısını da paylaşalım. Evet, yerel seçimler ve sıcak gündemle ilgili mesajlar verdi dedik Cumhurbaşkanı. 3 dönem başkanlık yapmış arkadaşlarımıza büyük oranda istirahate çekeceğiz. Bu tamamına yakını için geçerli. 3 dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları 4. dönemde aynı yere düşünmüyoruz dedi. Evet, 3 teröristin başına ödül konmasını da değerlendirdi Cumhurbaşkanı. PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz dedi. İşsizliğe yeni hamle. Yine önemli bir haber gazetede yer almış. 3 milyon işsizin profili çıkarılacak ve meslek kursları güncellenecek diye de devam ediyor. Evet, kara kış kapıda malum, kış lastiği uygulaması da başlıyor sevgili seyirciler. Kış lastiği cezası 625 lira olarak belirlenmiş. Ticari araçlar için kış lastiği kullanma mecburiyeti 1 Aralık'ta başlıyor. Kullanmayanlar 625 lira idari para cezası ödeyecek deniyor haberde. Evet, Türkiye Gazetesi'nin hemen ardından geçelim Yeni Akit Gazetesi'ne. Evet, 3 dönemden sonra istirahat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden benzer bir başlık kullanılmış Yeni Akit gazetesinde de. Evet, aynı yerde 3 dönemden fazla başkanlık yapan arkadaşlarımızı tekrar aynı yerde düşünmüyoruz. Halk değişim istiyor ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Emniyetteki yanlış istihdam 2.4 milyar liraya mal oluyor. Gazetenin bir başka önemli haberi, sivil memurların işini polislere yaptırmayın. Evet, 11 bin sivil personelin istihdam edildiği Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında
Yine sivillerin görev alanında iki kat yüksek maaşlı 66 bin özel yetişmiş polis memurunun vazifelendirildiği ve bu durumun hem iş kaybına hem de maddi zarara yol açtığı belirtildi deniyor haberin detayında. Ve geçelim Posta Gazetesi'ne son olarak. Süngütepe'den son görev. Evet, Türkiye şehitlerini sonsuzluğa dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı. Sevgili seyirciler, çarpıcı bir fotoğrafla birlikte verilmiş haber. Şehit olan 7 askerimizden 4'ü son yolculuğuna uğurlandı. Evet, herkes oradaydı, dualar dillerindeydi. Hakkari Süngütepe üst bölgesindeki mühimmat deposu patlamasında şehit olan Ersamet Kaymakçı'nın silah arkadaşları da Gaziantep'teki cenaze törenine nöbeti bırakıp gelemeyince görüntülü katılarak son görevlerini yaptılar arkadaşlarına. Evet. Evet, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde çıkan yangın bu evden bu kaldı fotoğrafıyla verilmiş. Kaliforniya'da geçtiğimiz hafta başladı orman yangını ve halen kontrol altına alınabilmiş değil. 6700 ev küle döndü, 31 kişi öldü, 228 kişi kayıp. Bu arada o ölü sayısı her geçen saat artıyor da diyebiliriz. Çünkü son rakamlar 42 olarak güncellendi ve bölgede kayıpları arama çalışmaları devam ediyor diyelim ve gazete turumuzu noktalayalım. Günaydın Türkiye devam ediyor ama. Sevgili seyirciler, yurt gündemine bakacağız. Şimdi yurt gündeminden öne çıkan birkaç başlığı aktaracağız ama öncesinde. Evet, Umuda yolculuk yine hüsranla sonuçlandı. Ne yazık ki kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı ve bir kadın denizin ortasında mahsur kaldı ve ekipler tarafından kurtarıldı. O anları da ekranlarınıza getireceğiz. Evet, bir diğer başlıksa şarkıcı Bulut Duman'la ilgili. Şarkıcı Bulut Duman hakkında onlarca kişi dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haberin ayrıntıları az sonra ekranlarınıza gelecek diyelim ve devam edelim. Evet, yazdan kalma günlerin ne yazık ki sonuna geldik. Kara kış kapıda, meteoroloji uyardı. Önümüzdeki günlerden itibaren başta doğu bölgeleri olmak üzere yurdun birçok yerinde kar yağışı bekleniyor. Evet, bir başka haberimize geçelim. Meslek sayısı 117'ye yükseldi. Mesleki yeterlilik belgesi sayısında eklemeler oldu ve mesleki yeterlilik belgesi sayısı istenen sayı 117'ye yükseldi diyelim ve devam edelim. Daha iyi bir hayat umuduyla yola çıkmışlardı ancak yine beklenen son, o bilinen sonla yüzleştiler. Kaçak göçmenleri taşıyan tekne denizin ortasında battı ve denizin ortasında bir kadın mahsur kaldı. İşte o kadının imdadına ekipler yetişti ve onu kurtarmayı başardı. Ölümün kıyısından böyle çekip aldılar. Kaçak yolcu boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yol arkadaşlarından bazıları ölü bulundu. Denizin ortasında mahsur kalan kadın hayata can yeleğiyle tutundu. Umuda yolculuk İzmir'in Dikili ilçesinde başladı. Yaklaşık 15 kişilik bir grup kaçak yollardan Yunanistan'a gidecekti. Teknenin batmasıyla denizde can pazarı kuruldu. Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. İki kişi kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. Kimileri de ölü bulundu. Birçok kişinin de kayıp olduğu öne sürüldü. Denizde arama sırasında yabancı uyruklu bir kadına rastlandı. Bir can yeleğine tutunuyordu. Sahil güvenlik botundan uzanan bir el onu yeniden hayata bağladı. Ölümle burun buruna gelen kadın hemen karaya çıkarıldı.
Diğer kayıp yolcuları arama çalışması devam ediyor. Bale cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı sevgili seyirciler. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyordu. Önce tahliye edildi, şimdi de yakalama kararı çıkarıldı. Davaya konu olan olay 6 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bir valeden araç istenmesi sırasında kavga çıktı. Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetti. 5 sanık geçen hafta hakim karşısına çıktı. Cinayetlerin azmettiricisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Ekşi iddiaları reddetti. Tarafları dinleyen mahkeme ara kararını açıkladı. Sanık Hakan Ekşi'nin oy birliğiyle tahliyesine karar verdi. Karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu. Aileler tahliye kararını duyunca ortalık karıştı. Duruşma salonunun önünde ve adliye girişinde arbede çıktı. Araya polis ve güvenlik görevlileri girdi. Olayın ardından önemli bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi için verilen tahliye kararı bozuldu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Freni boş olan kamyon dehşet saçtı. Yokuş aşağı inen kamyon önce otomobillere çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girdi. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. İnsanı dehşete düşüren görüntüler İstanbul Beykoz'dan. Kaza Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen bir kamyon freni boşalınca kontrolden çıktı. Önce park halindeki araçlara çarptı. Ardından seyir halindeki bir diğer araca çarpan kamyon bir kuyumcu dükkanına girdi. Dehşet dolu anların ardından ortalık savaş alanına döndü. O anlar kuyumcunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Kamyonun çarptığı araç sürücüsü kaza anını anlattı. Ben böyle normal yavaş yavaş seyir halindeydim. Oradan efendim söyleyeyim aşağıya geldi. Oradan 3-4 tane arabaya vurdu. Bir de ben kendimi vurdu efendim söyleyeyim bana vurunca beni de yoldan attı dışarıya. Dışarıya. Araçlar zaten park halindeydi. Tabii, evet. Çevirdi onu. Öbürleri park halindeydi. Bu araçlar yani canımızı evet, canımızı kurtardık elhamdülillah buna da şükür. Kamyonun girdiği dükkandakilerse kazadan kendilerini son anda arka tarafa atarak kurtulduklarını söyledi. Bize baktık tır buraya doğru geliyor. Tabii 2-3 tane arabayı da götürmüş o sırada. Biz de hocam abi de üstümüze gereken kendimizi arka tarafa attık yani. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Mesleki Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna 36 meslek daha ekledi. Meslek sayısı 117'ye çıktı. Mesleğimiz içinde biz uzmanız. Demek artık yetmeyecek. Bunu ispat etmek gerekecek. Elinden her iş gelir. Ben bu işi yaparım diyen herkes dilediği mesleği yapamayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Buna göre bir kişi mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışamayacak. Ayrıca işveren de o kişiyi çalıştıramayacak. Eğer çalıştırırsa kişi başına 500 lira para cezası ödeyecek. Bazı mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi alması zaten zorunlu. 81 olan meslek sayısı 117'ye çıktı. Benim mesleki yeterlilik belgem var. Çıktığı için de memnunum. Böyle olması gerekiyor. Herkes mesleğini ve bildiğini yapsın. Gelişi güzel herkes her işte çalıştırılmasın. 36 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Ya belgesi olması lazım şart bir kere. Mesleki yeterlilik belgeniz var mı? Hayır. Almanız zorunlu biliyorsunuz değil mi? Evet. Alacak mısınız? Yani alırsak daha iyi olur. Neden peki? Yani işin uzmanını yapması daha iyi olur. Liste oldukça uzun. Elektrik pano montajcısı, inşaat işçisi, köprülü vinç operatöründen liman kuru yük operasyon elemanı,
orman üretim işçisi, otomotiv elektrikçisi, tornacı ve boyama operatörü gibi birçok meslek listeye girdi. Söz konusu belgeyi 12 ay içinde almayan kişiler bu meslek gruplarında çalıştırılmayacak. Tabii ki alacağız. Çalışanın da hakkıdır. Hem işveren için hem işçi için iyi bir şey. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 TL idari para cezası kesilecek. Güzel eğitim alınıyor. Mesleğine göre de seminerlerini alıyor, eğitimini alıyor ve ona göre davranıyor. Evet, yazdan kalma günlerin ne yazık ki sonuna geldik sevgili seyirciler. Meteoroloji açıkladı. Önümüzdeki birkaç gün içinde özellikle başta doğu bölgelere olmak üzere birçok yerde kar yağışı bekleniyor. Karın ne zaman yağacağını merak ediyormuş. Evet, merak ediyorum. Yağmaz, kesinlikle yağmaz. Meteoroloji açıkladı. Kar kapıya dayandı. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Kasım ayı yavaştan kendini hissettirmeye başladı. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda sert düşüş yaşanacak. Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da yeni haftaya güneşle merhaba dedik. Ancak yarından itibaren Kasım ayı etkisini göstermeye başlayacak. Güneşin yerine hafta boyu sağanak yağış İstanbul'da etkisini gösterecek. Salı günü doğu bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan. Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkisini gösterecek. Cuma gününe gelince. İstanbulluların merak ettiği soru ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yine kar yağışı beklenmiyor İstanbul'da. Ancak kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar gelecek. Salı günden itibaren kar yağışı Bolu'da etkisini gösterecek. Keşke buraya da gelse aslında. Hani merak etmiyorum ama gelse de iyi olur aslında. Niye kar yağınca? Ben dediğim gibi hani alışığım soğuğa. Çok seviyorum. Benim sıcaklığa aram yoktur. Aslında yağmasa daha iyi olur. Hani ulaşımlar daha şey. Evet, yağmur yağsa. Evet evet, maalesef ki kötü oluyor. Geçmiyor. Birinci, kesin 12. ayda yağmaya başlar. Kasım'da yağmaz mı? Kar? Yağmaz. Kesinlikle yağmaz. Neden? Bizler. Geçen sene de aynısını yaşandı. Değil mi? Ondan önceki sene de aynı şey yaşandı. Böyle. 4-5 yıldır böyle. Diğer bölgelerde ise hafta boyunca yağış bekleniyor. Sevgili seyirciler, şarkıcı Bulut Duman'la ilgili dolandırıcılık suçlamasıyla onlarca şikayette bulunuldu. İşte haberin ayrıntıları. Ateş almaya mı geldin mübarek? Ünlü şarkıcı dolandırıcılıktan hapis cezası aldı. Şarkıcı Bulut Duman hakkında farklı illerde onlarca suç duyurusu yapıldı. Tek 50'den fazla kişi şarkıcı Bulut'un kendilerini dolandırdığını iddia etti. Şarkıcıdan şikayetçi oldu. Şikayetçilerin ifadelerine göre 28 yaşındaki şarkıcı mağdurlarla eşcinsel siteleri üzerinden tanıştı. Önce güven sağladı, sonra tanıştığı kişileri ifşa etmekle tehdit ederek menfaat temin etti. Şarkıcı Bulut hakkındaki 3 ayrı davada dolandırıcılık suçundan suçlu bulundu. Bulut hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası çıktı. Şarkıcı Duman Bulut davalarla ilgili karara itiraz etti, suçlamaları reddetti. Olmuyor hocam büyük günah, sendeki tek bitiyormuş bitsin. Şimdi ilginç bir haberi paylaşacağız sizlerle sevgili seyirciler. Haberin adresi İzmir. Görüntülerdeki hanımın ismi Yağmur Hıncal. Evet, pansuman için hastaneye gittiğini ancak parmağını kırdıklarını öne sürüyor. İşte ayrıntılar. Kesilen parmağına pansuman yaptırmak için hastaneye gitti. Muayene sırasında parmağının kırıldığını iddia eden aşçı hastaneyi şikayet etti. İzmir'de özel davetlerde aşçılık yapan 53 yaşındaki Yağmur Güney Hıncal mutfaktayken parmağını kesti. Hastanede doktor muayenesinden sonra pansuman yapılıp gönderilsin diyerek tekrar beni İlk geldiğim yere acile gönderdiler. Hıncal, acildeki görevlinin pansuman sırasında parmağını kırdığını öne sürdü. Sabah 10.30'da girmiştim, akşam 10.30'da çıktım hastaneden. 2 saat bir ameliyatta kaldım. Aylarca çalışamayacak duruma geldiğini belirten Yağmur Güney Hıncal, suç duyurusunda bulunmaya karar verdi. Hıncal'ın avukatı, hastane hakkında 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtıklarını söyledi.
1,5 aydır müvekkilimin kolu alçıda. Tam işlevini kazanıp kazanamayacağı belli değil. Şu an hukuki süreci başlattık. Amatör balıkçılar üçüncüsü düzenlenen olta balıkçılığı yarışında hünerlerini sergiledi. Hem gün batımının tadını çıkardılar hem de birbirleriyle yarıştılar. Geleneksel olta balıkçılığı yarışmasının üçüncüsü Beylikdüzü Denizle Buluşuyor sloganıyla düzenlendi. Yemli ve hedef vurma dallarında balıkçılar birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Dereceye girenlere ödül verildi. Beklemediğim bir birincilik oldu. Yani şoktayım çünkü arabayı park ettim, geç kalmıştım. Park ettim, arabadan indim, ismim okundu. 60 kişinin arasında birinci oldum. Bu haberle ben Meltem Günay bugünlük sizlere veda ediyorum ama yarın sabah saatler 5.45'i gösterdiğinde yeniden güne birlikte günaydın diyelim efendim. Hoşçakalın. Şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından Rümeysa Cebeci sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.